yeni gün başlıyor. Günaydın, mutlu sabahlar sevgili izleyenler. Yeni günü paylaşmak adına yeni gün başlıyor efendim. Her sabah saatler 8'i gösterdiğinde birlikteliğimiz başlıyor. Ama bugün bir gecikme yaşandı. Öncelikle bu gecikmeden ötürü tüm izleyenlerimizden özür dileyerek başlıyoruz. Yeni güne efendim, yeni günün huzuruna, bereketine birlikte merhaba diyelim. Geceden sabaha yaşanan sıcak gelişmeleri paylaşalım. Ve en çok merak ettiğiniz sorulara, gündemle, ülkeyle ilgili en çok merak ettiğiniz sorulara birlikte yanıt arayalım efendim günün ilk saatlerinde. Hızlıca o zaman vakit de kaybettik. Ulusal gündemle başlayalım yeni günü paylaşmaya efendim. Ulusal gazete manşetlerine bakacağız. Yine son dakika haberlerini paylaşacağız. Bu şekilde ilk bölümü tamamlayacağız inşallah. Hürriyet gazetesiyle hızlıca başlıyoruz efendim. Hürriyet gazetesinin üst manşetinde biliyorsunuz CHP eski genel başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal 79 yaşında kendisi. Bir rahatsızlık geçirdi, kalp rahatsızlığı ve yoğun bakıma alındı. Onun sağlık durumu ile ilgili haberler dikkatimi çekti. Şimdi Hürriyet gazetesinde biraz sonra ekranlara da getireceğiz bu haberleri. Hemen o zaman o haberle başlayalım. Hürriyet gazetesinin üst manşetinde dün sabah 5 sıralarında fenalaşan Deniz Baykal dakikalar içinde hastaneye kaldırıldı. Beyin damarlarındaki pıhtı 8'de anjiyo ile giderildi. Doktorları Baykal'ı hızla hastaneye yetiştirmesini kurtardığını açıklamış. Yani hani hep diyoruz ya bir saniye dahi çok önemli diye sağlık için, gerçekten de öyle. Geç kalınsa çok daha vahim sonuçların olabileceği bir durumla hastaneye yetişmiş Deniz Baykal. Çok özel sefer diyor. Pakistan'ın sınır dışı ettiği FETÖ şüphelisi çiftle kızını Türkiye'nin gönderdiği işaretsiz özel bir uçak İslamabad'dan alıp Ankara'ya geldi diyor. Lahor'da bulunan Pak Türk okulları zincirinin FETÖ şüphelisi müdürü Mesut Kaçmaz, eşi ve iki kızları Pakistan polisince 27 Eylül'de gözaltına alındı. Başlarına çuval geçirilip kepçelenerek evlerinden alınan aile o tarihten beri 17 gün Lahor'da gözaltında tutuldu. Ardından başkent İslamabad'a götüren aile geçen cumartesi Türkiye'den üzeri işaretsiz küçük özel bir uçakla gönderilmiş. İstanbul kadınlar için en tehlikeli 10 kentten biri olmuş efendim. Thomson Reuters Vakfı'nın nüfusu 10 milyonun üzerinde 19 şehirde yaptığı araştırmada İstanbul sınıfta kalmış. İstanbul kadınlar için en tehlikeli 10. mega kent olarak o listede yer almış. Ana manşeti gazetenin Kerkük'e bir günde girdiler diyor Irak ordusu. Şii Haçlı Şabi milisleriyle birlikte operasyon düzenlediği Kerkük kentinin merkezine 24 saat dolmadan ulaştı diyor. Türk hava sahası Kuzey Irak'a kapatıldı. Farklı bir haber. Milli Güvenlik Kurulu Türk hava sahasının Irak Kürt bölgesel yönetimine kapatılmasını tavsiye etti. Bakanlar Kurulu hava sahasını kapattı. Biliyorsunuz dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. O toplantıda o halinde, yani olağanüstü halinde 5 ay daha uzatılması tavsiyesinde bulunulmuştu. Bunu da ben hatırlatmış olayım. Gazete manşetini eklememiş ama bu bilgiyi de ben paylaştım. Akıncı da o gece diyor farklı bir haber. 15 Temmuz darbe girişiminde derbest edilen komutanların tutulduğu Akıncı üstündeki koridordan yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Kara Kuvvetler Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in derbest askerler tarafından üste getirilişleri yer alıyor demiş gazete ve Hürriyet gazetesini bu haberle birlikte noktalamış olalım. Sabah gazetesini aktaracağız ama Sabah gazetesine geçmeden önce dilerseniz ekonomi ile ilgili bir haber paylaşalım. Dün Maliye Bakanı Naci Ağbal Ocak-Eylül 2017 dönemi merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.
2017 yılı sonu bütçe gerçekleşme tahmininin 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı konulu basın toplantısında bir araya geldi. Aslında basın mensuplarıyla kameraların karşısına geçti. Ama öyle bir açıklaması vardı ki çok dikkat çekiciydi. Eylül ayında bütçenin 6.4 milyar açık verdiğini açıkladı. Peki bu açıklar nasıl kapatılacak? Tabii ki 2018'de hayatımıza giren vergilerle diyerek Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın açıklamalarıyla devam edelim. Geçen sene Eylül ayına göre Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ocak-Eylül 2017 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulaması sonuçları, 2017 yıl sonu bütçe gerçekleştirme tahmini ve 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun tasarısı hakkında basın toplantısı düzenledi. Bakan Naci Ağbal, Merkezi Yönetim Bütçesinin bu yılın Eylül ayında 6.4 milyar lira, Ocak-Eylül döneminde ise 31.6 milyar lira açık verdiğini söyledi. Eylül ayında bütçe açığımız 6.4 milyar lira oldu. Geçen sene halbuki bizim Eylül ayında bütçe açığımız 16.9 milyar lira idi. Dolayısıyla Eylül karşılaştığımızda da bütçe açığında önemli bir azalma var. Bakan Ağbal, Gelir Vergisi Kanunu, KDV Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'nu yeni baştan tasarlayacaklarını söyledi. Katma değer vergisiyle ilgili bakanlık düzeyinde yapmış olduğumuz çalışmalar sona geldi. Büyük ölçüde bütün sektörlerin, sivil toplum örgütlerinin görüşlerini aldık. Yurt dışı uygulama örneklerine baktık. 2018 yılı içerisinde katma değer vergisi kanunu ile ilgili tasarıyı da önce bakanlığa kuruluna getirip orada verilecek kararlara göre de eğer uygun görülürse katma değer vergisi kanunu meclise sevk etmeyi düşünüyoruz. Vergi usul kanunu çalışmaları da hemen hemen tamam. O konuyla ilgili de inşallah 2018 yılında meclise tasarıyı sevk etmiş olacağız. Bütçede en fazla payı eğitime ayıracaklarını belirten Bakan Ağbal, toplanan her 100 liralık verginin 22 lirasını doğrudan doğruya eğitime harcayacaklarını söyledi. 2018 yılı bütçesinde bundan önceki yılların bütçelerinde olduğu gibi bütçeden en büyük payı yine eğitime ayırıyoruz. Eğitime ayırdığımız kaynağı 2018 yılında 134 milyar liraya çıkarıyoruz. Böylelikle bütçe giderlerinin yaklaşık %18'ini tek başına eğitime ayırıyoruz. Başka bir ifadeyle 2018 yılında vergi gelirlerinin yani topladığımız her 100 liralık verginin 22 lirasını doğrudan doğruya eğitime harcayacağız. Ağbal 2018 yılı burs ve kredi tutarını da açıkladı. Burs ve kredi tutarının 2018 yılında 425 liradan 470 liraya çıkaracaklarını söyledi. Evet, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın açıklamalarını dinledik. Eylül'deki 6.4 milyar lira açık yaşandığını söyledi. Zaten 2018 yılında hayatımıza birçok alanda yeni zamlar, yeni vergiler girecek. Bununla ilgili özellikle en çok MTV vergisi dikkat çekmiş. Buna da tepki gösterilmişti. Geri adım atılmıştı. Yeni düzenlemeler yapılmıştı ama gerçekten ekonomi sıkıntılı bir süreçten geçiyor gibi aslında. Bunu da hayatımızda özellikle 2018 yılıyla birlikte çok daha net bir şekilde göreceğiz, hissedeceğiz gibi görünüyor diyerek Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesinin ana manşetine bakıyoruz. Üst manşetinde çünkü magazin haberleri var. Magazin haberleri olduğu için hızlıca geçelim diyoruz. Ve ana manşet: Kerkük'e PKK'yı sokan bedelini öder. Ankara'dan Barzani'ye sert uyarı yapılmış. Terör örgütü PKK'nın Kerkük bölgesinde sığınak bulmasına vesile olanları sorumlu tutarız denmiş Ankara'dan. Kerkük'teki gelişmeleri çok yakından izleyen Ankara, Irak hükümetinin Kerkük'te PKK'nın mobilize edilmesi savaş ilanı sayılacak açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Ankara, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de sert biçimde uyardı. Dışişleri açıklamasında şöyle denildi: Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi vahim yanlışlarına bir yenisi eklememesi yönünde ikaz ediyoruz. PKK terör örgütünün Kerkük'te Melce sığınağında bulunmasına vesile olanlar tarafımızdan da sorumlu tutulacaktır. Irak topraklarında PKK'nın sona erdirilmesi bağlamında Irak hükümetiyle her türlü işbirliğine hazırız. Türkiye, Irak hükümetinin ülkede kalıcı barış ve toprak bütünlüğü için atacağı adımlarda yanında olacaktır demiş. Yani Irak'a verilen destek
Barzani yönetimine karşı Ankara Dışişleri'nden resmi bir şekilde belirtilmiş. Özellikle terör örgütü PKK'nın Kerkük bölgesinde sığınak bulmasıyla ilgili Kürt bölgesel yönetimi, yani Barzani, sert bir dille uyarılmış. Irak ordusu 15 saatte Kerkük'te diyor. Irak ordusu günlerdir beklenen Kerkük hamlesini kısa sürede gerçekleştirmiş. Kerkük havalimanına petrol alanlarını tamamen kontrol altına alan ordu birlikleri Kerkük'ün merkezine girerek valilik binalarına da Irak bayrağını dikmiş. Ve hava sahamız Kuzey Irak'a kapatıldı diyor. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı dün yapıldı demiştik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında MGK'da alınan tavsiye kararlarına uyarınca Bakanlar Kurulu şu düzenlemeleri yaptı diyor. OHAL'i 3 ay daha uzatma kararı meclise gönderildi. Türk hava sahası Kuzey Irak'a kapatıldı. Habur sınır kapısının Irak yönetimince devralınması çalışmaları başladı diyor. Erken müdahale Baykal'ı kurtardı. Farklı bir haber. CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal inme belirtisiyle hastaneye kaldırıldı. Beyne giden damardaki pıhtı anjiyo ile açıldı. Damara stent takıldı. Sağlık durumu ise şu an biraz daha iyiye gidiyor. Dilerseniz hemen bakalım Somali'nin yaralarını Türkiye'ye saracak haberini de paylaşalım. Ardından Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haberimizi ekranlara getirelim. Türkiye bombalı saldırıyla 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı Somali için teyakkuza geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 33 kişilik bir ekip Somali'ye gitmiş efendim. Bunlar da Sabah gazetesinin manşet haberleriydi. CHP eski genel başkanı Deniz Baykal dün rahatsızlandı ve hızlıca yoğun bakım alındı dedik. Erken hastaneye götürülmesi, erken müdahale ise hayatını kurtardı. Peki son gelişmeler neler? İkinci sırada biz de dün akşam bültenine de yer verdik. Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yaşadığı habere izleyelim. Fransa'daki temaslarının ardından yurda dönüşünde gece yarısı ateşi yükselen 79 yaşındaki CHP eski genel başkanı ve CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn Sina Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre gece rahatsızlanan Baykal özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Baykal, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn Sina Hastanesi'ne sevk edildi. Baykal'ın kaldırıldığı hastaneyi ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Bir pıhtı sonucu damar tıkanıklığı söz konusuydu. Ancak yapılan anjiyoyla damar açıldı. O pıhtının yarattığı sorunlar giderildi. Şu anda durumu iyi. İşlem bitmek üzere. Oradan da yoğun bakıma alıp takip edecekti ilaçla. Durumu iyi. Korkulacak bir şey yok. Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bahattin Güzel ise CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sayın Deniz Baykal bu sabah sol tarafında güçsüzlük şikayetiyle hastanemize başvurdu. Daha sonrasında beyin cerrahisi, nöroloji, radyoloji ve anestezi bölümlerimizin hemen müdahalesi gerçekleşti. Bu müdahalesinin sonucunda çekilen anjiyoda beyin damarlarından ana damarın tıkalı olduğu görüldü. Ve bu tıkanma nedeniyle de kapalı olarak girişimsel işlem yapıldı. Bu tıkanmış olan beyin damarı açıldı ve bu açılan yere stent koyuldu ve şu anda tedavisi yoğun bakımımızda devam ediyor. Ama Sayın Baykal'ın bilinci açık. Sadece bir miktar güç kaybıyla hastanemize gelmişti. Durumunun daha iyiye gideceğini umuyoruz. CHP eski genel başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal ise eşinin hastaneye kaldırılması üzerine Ankara'ya gitmek için Antalya'daki evinden havalimanına hareket etti. Bahçeli Evler Mahallesi Konyaaltı Caddesi'ndeki konutundan iki yakınıyla birlikte çıkan Olcay Baykal soruları yanıtsız bıraktı. Baykal'ın yakınları ise çok acil Ankara'ya gideceklerini söyledi. Evet, bir kez daha bizler Deniz Baykal'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umuyoruz ki en kısa sürede sağlığına kavuşur. Şöyle ekranın önüne gördüğünüz gibi her sabah tüketmeye çalıştığımız, içmeye çalıştığımız yeşil çayımız da geldi efendim. Eğer sizler de evinizde çayınızı, kahvenizi yudumluyorsanız afiyet olsun diyelim. Ve devam edelim Ulusal Gazete manşetlerini aktarmaya.
Yerelde de önemli gündemler var efendim. Özellikle TEDES ile ilgili haberler var. Ordu Giresun Havalimanı'nda yaşanan teknik sorunlarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde ne konuşuldu? Bununla ilgili yerel gündemde de çok önemli haberlerimiz var ama ikinci bölümde yerel gündemi konuşacağız. Bugün stüdyomuzda ise önemli bir ismi misafir edeceğiz. Üçüncü bölümde Ordu Maliye Müşavirler ve Ordu Serbest Muhasebeciler ve Maliye Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle özellikle yeni vergi zamlarını konuşacağız. Asgari ücretteki vergi indirimini konuşacağız. Daha birçok konumuz var. O yüzden bugün bizleri önemli izlemenizi tavsiye ederek devam edelim Sözcü Gazetesi'nin manşetini aktarmaya. Sözcü Gazetesi'nin üst manşetinde Deniz Baykal birleştirdi diyor. CHP eski lideri Antalya Milletvekili Deniz Baykal. Fransa dönüşü fenalaştı. Beynindeki tıkalı ana damarına anjiyo yapılan Baykal yoğun bakıma alındı. Siyasi hayatı yarım asra yaklaşan Baykal'a sadece dava arkadaşları değil her partiden ziyaretçi yağdı diyor. CHP'li Özgür Özel'den Melih Gökçek'le ilgili olay yorum diyor. Gökçek can çekişe çekişe gidiyor demiş. Ankara Belediyesi'ndeki değişimle ilgili kriz dün doğruya çıktı. Gökçek makam odalarını boşalttı. İşte son durum diyor. AK Parti yönetiminin istifasını istediği belediye başkanlarından biri olan Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek dün Erdoğan'la bir kez daha görüşmek istedi ancak Erdoğan'la özel görüşme yapamadı. Ayaküstü sohbet edebildi. Gökçek'in daha sonra Dikmen'deki başkanlık konutu ve belediyedeki makam odasında bulunan kişisel eşyalarını topladığı belirtildi. Gökçek istifa için ağırdan alırken CHP'li Özgür Özel onun durumu için şu yorumu yapmış. Anadolu'da çok kötü adamlar vardır. Ölürken çok acı çekerler. Gökçek can çekişe çekişe gidiyor. Ama bunun sonunda bir hukuki boyutunun olması, hesap vermesi lazım. Ayrıca seçimle gelenin seçimle gitmesi gerekir demiş. Kumpasın hesabı mahşere kalmadı. Farklı bir haber. Ayhan Gedik balyozdan 3 yıl hapis yattı. Hastalığından başı dik çıktı. Başbakanın askerliğini yaptığı birliğe amiral oldu. Binali Yıldırım'ı 15 Temmuz'da FETÖ ihanetinin merkez üssü olan Akıncı'da ki kamera kayıtları yayınlanmış hainlerin derbest ettikleri Hulusi Akar ve Yaşar Güler'i iki ayrı odaya kapattıkları görülmüş efendim. Gazete o kadar farklı bölmüş ki pencerelerini hangi haber hangi haber indirdiği bir karıştırır oldum. O yüzden hafif duraksamalarım, frene basışlarım bu nedenle. Çünkü çok daha yaklaştırdığımızda belki sizler ekrandan göremiyorsunuz ama kelimeleri bile hecelere farklı ayırdıkları için sanki birbirine çok girmiş haberleri doğru ayıramadım belki. O yüzden hızlıca tekrar edeyim efendim. Kumpas'ın hesabı mahşere kalmadı. Ana manşette oluşan bir haber. Bu haberin detayları şöyle. Binali Yıldırım'ı geçen hafta gittiği Yalova'da Tuamiral Ayhan Gedik karşıladı. Gedik FETÖ mağduruydu. Hastalığında yatarken hakkımı mahşer günü söke söke alacağım demişti. O hakkını mahşere kalmadan kumpasçı hainlere ise hesap vermek kaldı diyor. Bu haberin detayı buydu. FETÖ ihanetinin yeni görüntüsü çıktı haberi ise bambaşka bir haber, farklı bir haber. 15 Temmuz'da FETÖ ihanetinin merkez üssü olan Akıncı'daki kamera kayıtları yayınlanmış. Hainlerin derbest ettikleri Hulusi Akar ve Yaşar Güler'i iki ayrı odaya kapattıkları anın görüntüsü güvenlik kameralarına takılmış. O görüntüler ise yeni paylaşılmış kamuoyuyla. Irak ordusu Kerkük'e girdi, peşmerge kaçtı diyor gazete, farklı bir haber. Bağdat'ta Barzani'nin referandum tahrikine karşı ilk askeri adımı attı. Irak ordusu Kerkük'e girip valiliği, rafineriyi ve askeri kışlayı ele geçirdi. Erbil'e doğru çekilen peşmergeler ise ikiye bölündü. Talabani'ye bağlı birlikler Barzani'yi terk etti diyor. Ve Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlar, daha doğrusu şimdilik tavsiye kararları da Sözcü Gazetesi'nin manşetinde. Milli Güvenlik Kurulu'ndan Barzani'ye yeni yaptırım çıktı. Türk hava sahası Kuzey Irak uçuşlarına kapatıldı. Bunlar da Sözcü Gazetesi'nin manşet haberleriydi. Milliyet Gazetesi ile devam edeceğiz. Milliyet Gazetesi'nin üst manşetine bakıyoruz hızlıca. Tarih yaz, Beşiktaş Kartal diyor spor haberi üst manşette. Beşiktaş bugün deplasmanda Monaco'yu devirirse 7. kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde
ilk 3 maçını kazanan ilk Türk takımı olacak. Beşiktaş bugün 9 puana ulaşırsa henüz 3 maçlar sonunda kendi rekorunu kıracakmış. Efendim biz de başarı diliyoruz Beşiktaş'a. İnşallah kazanır, bu gururu ülkeye yaşatır. Özellikle bu aralar her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var böyle zaferlere diyelim. Ve antik zeytinyağı haberi dikkat çekiyor. Yine üst manşette İzmir Seferihisar'da Teos Antik Kenti'ndeki 1800 yaşındaki zeytin ağacından elde edilen yarım litre zeytinyağı iş adamı Şah Tuğrul'a 22 bin liraya satıldı. Tuğrul, belediyenin bu ölümsüz ağaçlara daha çok sahip çıkılmasını sağlamak için yaptığı bu çalışmayı tebrik ediyorum demiş. Okul servisleri sil baştan diyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Okul servislerine güvenlik önlemlerinin artılacağını, servis şirketi belirleme sürecinin yeniden düzenleneceğini, servis şoförleri ve işletmecilerin kriterler servis şoförleri ve işletmecilerine yeni kriterler konulacağını açıklamış. Servis camlarında siyah filmin yasak olduğunu söyleyen Soylu, fabrika çıkışı siyah filmlerin kaldırılacağını da anlatmış. Biliyorsunuz özellikle geçtiğimiz hafta bonzağı içen bir şoför vardı, çocuklarımızı taşıyan. Özellikle ondan sonra yeni hamlelerin atılıyor olması dikkat çekiyor, sevindiriyor diyelim. Ihlamurun kilosu ise 250 liraya düşmüş. Bitki ve baharat merkezi Mısır Çarşısı'nda en yüksek fiyatlı bitki kilosu 250 liraya ıhlamur. Geçen ay ilk hasadında üretim aslından fiyatı 350'ye kadar çıkan ıhlamurla birlikte birçok bitki kurusunun fiyatında düşüş varmış. Hala kalıbım yok diyor Kalben. Bursa'da konser bittiğinde Kalben Kalben diye tempo tutmuşlar. Farklı bir magazin haberi. Kalben sanatçı galiba, ilk defa gördüm ben de. O zaman hemen hızlıca ana manşete doğru ilerleyelim. Ama uzayda Türk keşfi diyor, farklı bir haber. Bunu da paylaşmış olalım. Türk astronotların da arasında olduğu bir grup bilim insanı Güneş sisteminin ilk halkalı cüce gezegeninin Hamuya olduğunu kanıtlamış. Hamuya'nın keşfine yönelik bilimsel makalede ekipte 14 Türk bilim insanının da yer aldığı vurgulanmış. İşte böyle haberleri paylaşırken zevk alıyoruz. Artık Türkiye'nin dünyada yaşanan tüm gelişmelere nasıl katkı sunduğunun birer örneği haline hali olduğu için bu haberler. Kerkük'te yeni dönem diyor. Irak ordusu Peşmerge'nin savaşmadan terk ettiği Kerkük'ü 24 saatten kısa sürede ele geçirmiş. Diğer gazetelerde de vardı bu haber. O yüzden çok fazla detayına girmiyoruz. Türk hava sahası Kuzey Irak'a kapatıldı. MGK'nın ardından yapılan Bakanlar Kurulu'ndan Kuzey Irak'a yönelik Türk hava sahasının kapatılması kararı çıktı. Hükümet sözcüsü Boğuz'da İbrahim Halil sınır kapısının Bağdat'a devri konusunda çalışma kararı alınmıştır. Türk hava sahasını kullanarak herhangi bir uçak Kuzey Irak Kürt bölgesel yönetiminde bulunan havaalanlarına iniş ve kalkış yapamayacaktır denilmiş. Baykal korkuttu diyor eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal. Dün sabah saatlerinde solunum sıkıntısı, yüksek ateş ve çarpıntı şikayetleriyle Ankara Üniversitesi İbn Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde beynin ana damarında tıkanıklık olduğu tespit edildi ve hızlıca müdahale edildi. Bununla ilgili detaylı haberleri de ekranlara taşıdık zaten. Türkiye'den yardım eli diyor. Somali'de 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda yaralananların 35'i tedavi edilmek üzere askeri ambulansla Türkiye'ye getirilmiş efendim. MTV'de yeni sistem adil demiş. 2018 bütçesiyle ilgili basın toplantısında konuşan Maliye Bakanı Ağbal, MTV'de yeni vergi sisteminin adalet ilkesine uygun olduğunu belirtmiş. O zaman şöyle bir sonuç çıkıyor aslında. Bilemiyorum, hani bu açıklamayı şimdi ben eleştirmeden geçemeyeceğim. Demek ki bir önceki MTV zammı adil değilmiş. Hiçbir adalet kriterleri o zaman demek ki göz önünde bulundurulmamış. Yani şu anki MTV zammında adaleti gözettik diyen bir bakan, acaba bir önceki zamda gözetmemiş miydiniz? Neden böyle bir açıklama yaptınız? Sorusu gelmiyor değil akıllara. Yani sizin de geldi mi bilmiyorum. Benim geldi. Direkt aklıma geldi. Yani bir öncekinde adil davranmadınız mı Sayın Bakanım? Neden şimdi özellikle yeni zammın adalet ilkesine uygun olarak yapıldı gibi bir ifade kullanma hissiyatı duydunuz? Demek ki hani gizliden bir özür gibi mi bilemiyorum ama bana manidar geldi bu açıklama. 2 milyon liranın üzerinde Ferrari alıyorsanız 6 bin liralık ilave vergiyi de vereceksiniz demiş ayrıca Maliye Bakanı Naci Ağbal. Ağbal, kurumlar vergisine yapılan %2'lik zamın 3 yıl dolmadan
geri alınabileceğini de belirtmiş. Zaten birçok vergiyle ilgili dediğimiz gibi bugün önemli bilgiler paylaşacağız. Amerika Birleşik Devletleri heyeti ise Ankara'da Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınmasının ardından ilk kez heyetler arası görüşmelerde bulunulacak. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Ankara'ya geldi. Amerikalı heyetin bugün Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlığı heyetleriyle görüşmesi bekleniyormuş efendim. Ve Akıncı'dan yeni görüntüler diyor. Bu haberi de es geçiyoruz çünkü diğer iki gazetede detaylı bir şekilde paylaşmıştık. Habertürk gazetesiyle devam edelim. Habertürk gazetesinin üst manşetinde Eyüp'te kazık çaktılar diyor. Boğaz'daki projeler için denize çakılan ve çok tartışılan kazıklar şimdi de Haliç'te. Eminönü Ali Beyköy tramvay hattı için Eyüp'te denize kazıklar çakıldı demiş gazete üst manşetinde. Aslar sahada diyor. Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Aslar ilk 11'e dönüyor. Güneş'in kozu Q7 ve Babel demiş efendim. Biz de bir kez daha başarı diliyoruz Beşiktaş'a. Bugün tüm Türkiye Beşiktaşlı. Kerkük merkezde diyor ana manşetteki haber. Irak ordusu çatışma bile yaşanmadan saatler içerisinde Kerkük'ü peşmergeden geri aldı. Barzani ise kayıplarda demiş. Ve özel haber diyor. Türkiye girilen bin Bilgin Orhan demiş. Ne demek istemiş hemen bakalım. Kanuni'nin idam ettirdiği ve Zeri Pargalı İbrahim'in mezarı İstanbul Fındıklı'da Canfeda Çıkmazı'nda biliniyor. Vakıflar arşivinde iz süren Murat Sav, İbrahim Paşa Camii yakınındaki İşhanı Bodrum'unda Koyun Baba Türbesi'nde yattığı bilgisine ulaştı. Arşivde iki Canfeda tekkesi de var. Fındıklı'daki mezarlar 1785'te ölen Fatıma Hanım ve 1787'de ölen Şeyh'e ait Pargalı 1536'da öldü. Tüm izler Karaköy'ü gösteriyor. Üzerine Bilginöl Han yapılmış, Pargalı orada yatıyor demiş. Böyle bir tarihi geçmişi araştıran haberi de manşetine almış gazete. Özel haber logosuyla da paylaşmış. Baykal korkuttu diyor. OHAL'in 3 ay daha uzayacağı Milli Güvenlik Kararı, Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından alınan, daha doğrusu meclise gönderilen kararda gazetenin manşetinde OHAL 3 ay uzayacak demiş. Hava sahası Kuzey Irak Kürt bölgesel yönetimine kapatıldı. Barzani Talabani kavgası başladı diyor. Bayraklar dikildi diyor. Bakıyoruz farklı haberlere arıyorum efendim. Liseli Helen'i öldüren Mustafa Yetkin'in ailesi karıştı diyor. Komşular Mustafa babasıyla yaşıyordu. Abi neden ona sahip çıkmadın diye babayla kavga etti demiş. Kavgada evin camları da kırılmış. Böyle bir haberde paylaşmış gazete. Yine Akıncı üstünde kamuoyuyla paylaşılan yeni görüntülerde Habertürk gazetesinin manşetindeydi diyelim efendim. Ve hızlıca Posta gazetesini paylaşalım. Posta gazetesi aktaracağımız son haber. Biraz bu tarafa bakıyorum. Bugün farklı bir tarafa oturdum. O yüzden kamerama da tam alışamadım. Devam edelim efendim. Aktaracağımız son ulusal gazete Posta gazetesi. Ardından ulusal gündemi bitireceğiz. Kısa bir de reklam arasına gideceğiz. Posta gazetesinin üst manşetinde magazin haberleri var. Meteorolojiden haberler var. Kent merkezine yılın ilk karı düştü demiş. Ardahan'da dün lapa lapa kar yağdı. Sokaklar karla kaplanmış efendim. Ersun gitti Rıza geliyor diyor. Trabzonspor'un hocası Ersun Yanal önceki akşam Akhisar karşısında yaşanan 6-1'lik hezimet sonrası kovuldu. Yerine Rıza Çalınbay'ın geleceği ileri sürüldü diyor. Kadir Topbaş gitmişti, yalanlama yok diyor. Bakıyoruz siyasi kulisleri karıştıran olay iddia. Gökçek odasını topladı. Sözcü gazetesinin de manşetindeki haber buydu. Posta gazetesi de bu haberi manşetine taşımış. Bakalım detaylarına. AK Parti'de bazı belediye başkanlarının istifası istenmiş. Kadir Topbaş İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan istifa etmişti. Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de gideceği iddia edilmişti. 5 Ekim'de Gökçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına çıkınca iddialar güçlenmişti. Erdoğan da Kadir Topbaş nezaketi bekliyoruz demişti. Dün şu iddia gündeme bomba gibi düştü diyor gazete. İstifa etmek istemeyen Gökçek Erdoğan'la son kez görüşmek istedi. Esenboğa'ya karşılamaya gitti ancak sadece ayaküstü selamlaşabildi. Gökçek makam odasındaki tüm eşyalarını topladı, personelle vedalaştı. Melih Gökçek dün sabah ortaya atılan bu iddiayı yalanlamadı diyor. Uyanmasa ölebilirdi diyor CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın yaşadığı sağlık sorunu da Posta gazetesinin manşetinde.
Yine bakıyoruz. Bacağım hoş geldin demiş. 43 yıl sonra buluşup vedalaştılar diyor. Farklı bir haber manşette dikkat çeken. Üfet Canseç 43 yıldır haber alamadığı babasını gözyaşları içinde karşıladı. Yanında her zamanki gibi en büyük desteği annesi Fatma İsmailoğlu vardı diyor. Bakalım detaylarına haberin. Kıbrıs Lefkoşa'da demircilik yapan İsmail Bekir'le eşi Fatma İsmailoğlu'nun biri kızı 3 çocukları vardı. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan tam 5 gün önce evin önünde oğullarına sünnet düğünü yapıyorlardı. Tepelerinden kurşunlar geçmeye başladı. İsmail Bekir Rumlara karşı savaşmak için Girne Boğaz'a gitti. Bir daha da dönmedi. Fatma İsmailoğlu eşinin şehit düştüğünü öğrendi ama cenazesini bulamadı. Yıllar geçti. 3 çocuğunu okuttu, öğretmen yaptı. O zaman 5 yaşında olan Üfet çok sevdiği babasını aramaktan hiç vazgeçmedi. 2012'de Rumların 74'te öldürdüğü Önder İbrahim adlı Türk'ün Kıbrıs'ta 2 mezarı olduğunu söyledi. Yetkililere başvurup şehit babam o 2 mezardan birinde bari mezarına kavuşayım dedi. Mezarlar açıldı. İsmail Bekir'in cenazesi bulunmuş. Şehit İsmail Bekir Girne Boğaz şehitliğinde dün yapılan askeri törenle toprağa verilmiş ve 43 yıl sonra gerçekleşen bu buluşma Posta gazetesinin manşetine yansımış. Duygulanmamak elde değil, çok duygusal bir habermiş. Gazete manşetini taşımış diyelim. 5 gençten biri işsiz diyor. Büyümeye rağmen işsizlik istenilen seviyeye düşmüyor demiş. 2 askerimiz şehit. İlhan 8 gün, Furkan 37 gün önce evlenmişti diyor. İran kuzeyi ZAP bölgesinde bölücü terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada piyade uzman çavuş İlhan Sezer ile piyade uzman çavuş Furkan Aydın şehit olmuşlar. Bizler de şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalan kederli ailelerine de bol sabır diliyoruz. Elbette ki hepimiz üzüldük ama ateş düştüğü yeri yakmaya devam ediyor diyelim. Ve kısa bir reklam arası veriyoruz efendim. Ardından yeni gün yerel gündemle sizlerle olacak. Az tuzlu Murat Beyburgu'yla yeni gün devam edecek. Televizyonun başından ayrıldığınızda aklınız bizde kalmasın. Artık ister okulda, ister işte, ister tatilde olun. TV 52 hep yanınızda. Hemen akıllı telefon ya da tabletlerinizin mobil uygulamalarından TV 52'yi indirin. Siz nereye giderseniz biz de oraya gelelim. TV 52 şimdi mobil uygulamalarla hem çok renkli hem de her yerde. TV 52 dijital platformlarda yerini almaya devam ediyor. D-Smart'ın ardından TV 52 şimdi de TürkSat paketinde Digiturk 222. kanalda. Evet sevgili seyirciler, şu anda çok önemli bir konuğum var. Klas Arsa Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Akbayır. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Muhteşem bir kampanya hazırlamışsınız. Silivri'de üstelik İstanbul tapulu muhteşem şahane parseller. Evet Mehmet Bey, bu parsellerle ilgili bilgileri sizden alalım. Peki efendim. Öncelikle alt bantlardan geçen telefonlardan bir çağrıyla günümüz başlıyor. Klaso Arsa Ofisi'nin farkı, bir telefondan evinden ücretsiz servislerimizden alarak İstanbul Florya'daki metrobüs durağının hemen yanındaki ofisimizden Silivri'deki parsellerimize 20-25 dakikada geçiyoruz. Şimdi biz Klas Arsa Ofisi olarak 28 senelik bir firmayız. Burada bizim de bir farkımız var. Bahsetmiş olduğumuz yerler İstanbul tapulu yerler. Florya'daki ofisimizle yerlerimizin arası tamamı 20-25 dakikalık bir mesafede olan yerler. Bu bölgede denizi, E5'i, E6'sı, sanayisi, havaalanı, her şeyi olan bir bölge. Yani Tekirdağ ya da Kırklareli gibi bir bölge değil. İstanbul tapulu olan yerlerimiz. Bunların hepsinde vade ve takas imkanlarımız da mevcut. Müşterimizle personelimizin kendi oturdukları bir ortamda, kendi ofislerimizde bununla ilgili farklı bir ortamda, farklı bir kurum, vade farkı, faiz, haciz, ipotek
ya da bir banka falan bir şey yok ortada. Kefil de yok. Hiçbir şey yok. Muhteşem. Tapu masrafı dahil yok. Tapu masrafı da dahil. Bugün tapu masrafları, siz... alım satım masrafları da size mi ait? Tamamı bize ait. İnanılmaz. İnanılmaz koşullar. Sevgili seyirciler, şu anda ekranda görünen numarayı aramanız yeterli oluyor. Bulunmuş olduğumuz bölgede bir kere Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne, Silivri Değirmenköy Sanayi Bölgesi'ne, hepsinin kısa bir mesafede ortasında kalıyor. Yani burada E5 ve E6'nın 5'er dakikalık mesafesi anca vardır. Havalimanına derseniz, Çorlu Organize Sanayi Bölgesi'ne deseniz yine aynı şekilde, inanın bu yerlerin hepsini tek tek gezmekle hiçbir şey kaybetmeyiz. Ücretsiz servislerimizden faydalanarak bunların hepsini tek tek gezebiliriz. Ödemeyle alakalı ne yapmaları gerekiyor ve ödemeyi ne zaman yapıyorsunuz, hangi koşullarda? Tapusunu alana kadar 1 lira kapora da dahil yok. Tapusunu alana kadar 1 lira kapora da dahil deseniz yok. Tapusunu aldığında, vadeli aldıysa vadeli şekilde, peşin aldıysa peşin şeklinde tapusunu alıp ikramlarımızdan faydalandıktan sonra her türlü işlemi biter. Hesabımızı da kendi ofisimizde yaparız. Ondan sonra müşterimizi aldığımız yere geri bırakırız. Evet, mükemmel. Evet sevgili seyirciler, sizler de duydunuz. Parselinizi beğendiniz. Beğendikten sonra yapmanız gereken tek şey, anlaşmayı yapıyorsunuz ofislerde. Sonra tapuya gidiyorsunuz ve ödemeyi tapu anında gerçekleştiriyorsunuz, tapu dairesinde. Şehir dışı veya yurt dışından gelen tüm müşterilerimizi, parsellerimizi gezdirdikten sonra almaya karar veren her müşterimizin konaklama ve gelip gidiş yol masraflarının tamamını Klas Arsa Ofisi olarak biz karşılıyoruz. Nuh Derebaşı, Sivas'tan geldim. Nasıl buldunuz burayı? Yer çok güzel, gayet doğal güzelliği, ormanı her şeyiyle beraber, asfalta yakın, güzel bir yer. Peki nasıl geldiniz buraya, reklam filmini izlediniz? Reklam filmi izledim ve ofisi aradım. Bana servis numarasını verdiler. Servis de beni aradı, nereden alacağımı söyledi. Kağıthaneden aldık ve devam ettik. Doğal güzelliği var, ormanı var, her şeyi var. Bana asfalta yakın, gayet güzel bir yer. Peki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Tavsiye ederim, bu paralara her yerden böyle bu paralara yer alınmaz. Silivri ofis sorumlusuyum. Tapu işlemlerinde diğer ablama yardımcı oluyorum. Birlikte işlemleri yapıyoruz. Müşterilerimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Tapuların daha çabuk hazırlanmasını sağlıyoruz. Onlara söylemek istediğim, siz de gelin bizden İstanbul tapulu bir yer alın. Pişman olmazsınız. Çoluk çocuğunuza bırakacağınız bir yeriniz olsun. Son olarak da Klas Arsa Ofisi toprağın gücü diyorum. Ben Rami Sözbek. Küçükçekmece'de oturuyorum. Klas Emrah'ın televizyonlardan reklamını seyrettim. Çok güzel. Geldik buralara. Çok güzel yerlerimiz. Yani yerler olarak. Herkese tavsiye ederim. Sevim Şahin. Sarıgazi'den geliyorum. Reklamınızı izledik, beğendik, bize cazip geldi. Bir geldik, servisleriniz bizi aldı, çok memnun kaldık. Hostes kızlarımızdan, çalışan kızlarımızdan. Buraya kadar çok güzel geldik, yeriniz güzel, beğendik. Çok yoğun talep alıyoruz. Bu sıra kampanyalarımız devam ediyor. Şu an kampanyalı bulunduğumuz bölgelerin birinin üzerindeyiz. Yerlere çok yoğun talepler var. Yerlerimiz çok güzel, çok uygun. Sadece bir telefon kadar uzağınızdayız. Kısacası topraktan gelen güç biziz. Kocaeli Gebze fabrikamızda ürettiğimiz prefabrike yapılarımızı Türkiye'nin her yerine 15 günde teslim ediyoruz. Alanında uzman kadromuzla müşterilerimizin istek ve arzularına göre yapı çözümleri sunuyoruz. İster hazır projelerimizden, ister hayalinizdeki projeyi inşa ediyoruz. Faaliyet alanlarımız prefabrik konutlar, Amerikan tarzı çelik evler, fabrika binaları, hangar depo, şantiye binaları ve konteyner üretiyoruz. Karadeniz Sahil Yolu Kavaklar Mevkii Ordu Ünye'de 1500 metrekare alana kurduğumuz yapı showroomumuzda Karadeniz bölgesine hitap ediyoruz. 18 bin liradan başlayan fiyatlarla hayallerinizi ertelemeyin. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bey, Gülsüm haftada bir gün geliyor.
gemi sigortasını yapalım. İyi de nasıl? Çok kolay. Telefon alabilir miyim? Tabii. İşte bu kadar. Bir dakika, nasıl yaptın onu? Aralarında bir boşluk bırakarak ev his, TC kimlik no ve ayın gününü 55.10'a göndererek 10 günden az ev çalışanınızı iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalayabilirsiniz. Çorba bahane. Leziz mi leziz? Burgu peynir şahane. Peynire zeka kattık. Murat Bey burguyu yaptık. Bir ev alırken sizin önceliğiniz nedir? Güven mi? Huzur mu? Mutluluk mu? Komşularınız mı? Sosyal ve yeşil alanların varlığı mı? Hastane, şehre, havalimanına, otobana uzaklığı mı? Yoksa yatırım mı? Eğer bunlardan birini istiyorsanız bizde yok. Ama hepsini istiyorsanız Alanlar Beyazşehir Konutları Şahincili'de yükseliyor. Birinci ve ikinci etap konutlarımız lansman fiyat avantajlarıyla satışları başladı. Detaylı bilgi için 0452 233 0607. Şirin Evler Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, İran Yolu üzeri Altınordu Ordu. Alanlar inşaat, alan kazanır. Ev sahibi olmaya hazır mısınız? Hayalinizdeki evi anlatın, biz yapalım. İster hazır projelerimizden tercih edin, ister projenizi birlikte hazırlayalım. Paslanmaz galvanizde çelik taşıyıcı sistemimiz neme karşı dayanıklı olup 100 yıl garantilidir. Eksi 40 derece soğuğa ve kar yüküne mukavemet gösterir. Birinci derece deprem bölgesi şartlarına uygun yapılmakta olup 9 şiddetinde depreme dayanıklıdır. Üstelik istediğiniz her yerde her metrekare evinizi 15 gün içinde teslim ediyoruz. 11 bin liradan başlayan fiyat hatlarla hayallerinizdeki eve sahip olun. Doğalgazı güvenli kullanıyor musunuz? Doğalgaz tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz, yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyiniz. Havalandırma menfezlerinizi hiçbir zaman kapatmayınız. Kombi, şohben gibi doğal gazla çalışan cihazlarınızın bakımını yetkili servislere yaptırınız. Bacalarınızı her kış yetkili baca temizleme firmalarına kontrol ettiriniz. Ocağınızı temizledikten sonra esnek doğal gaz borusunun hasar görmediğinden ve gaz sızdırmadığından emin olunuz. Yeni taşındığınızda ve tesisatınıza yeni bir cihaz bağlattığınızda doğalgaz dağıtım şirketine mutlaka bilgi veriniz. Bunun yasal bir zorunluluk olduğunu unutmayınız. Bacalı cihazların bulunduğu ortamda asla uyumayınız. Unutmayın, doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli bir yakıttır. Konu komşu duysun, müjdem herkese. Sonunda bizim de bir internet marketimiz oldu. Bunca yükü nasıl taşırım diyen Mehmet amca. Olmadık bir anda bebeğinin bezi biten Sibel Hanım. Yoğun iş temposunda eşinden mesaj alan Ali Bey. Markete gitmeye vaktim yok diyenler. Hiç telaş etmeyin. Girin kalafatlarsaralmarket.com'a, siparişiniz ayağınıza gelsin. A'dan Z'ye tüm market ürünlerine kalafatlarsaralmarket.com.tr'den ya da akıllı telefon uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Kalafatlar, Ordu'nun hem saral hem gerçek tek marketi. Hacıoğlu Grubun prestij projesi Prazis Green Park Evleri yükseliyor. 4+1 2 blok 48 daireden oluşan Green Park Evleri Prazis'de bir yaşam alanından çok daha fazlasını sunuyor. Tüm daireleri muhteşem deniz manzarasına sahip Green Park Evleri, kafeterya, kapalı yüzme havuzu, sauna, kapalı açık çocuk oyun alanları, kapalı otopark ve asansörle otoparktan daireye çıkma imkanıyla fark yaratıyor. Siz de bu seçkin yaşam için harekete geçin. Green Park Evleri bir Hacıoğlu Grup projesidir. Elli iki.
Beyburgu'yla yeni gün devam ediyor. Reklamların ardından yeni gün kaldığı yerden devam ediyor. Televizyonlarını yeni açan tüm izleyenlerimize bir kez daha günaydın diyoruz efendim. Her sabah saatler 8'i gösterdiğinde başlıyor birlikteliğimiz. Yaklaşık 11'e kadar da sürüyor. Yeni günü paylaşıyoruz. Sizler evden çıkmadan güne başlarken merak ettiğiniz ne varsa bizler yanıt vermeye çalışıyoruz efendim. Şimdiki bölümde ise daha çok yerel gündemi konuşacağız. Yerel gazete manşetlerini aktaracağız. Yerel haberlerimiz olacak. Üçüncü bölümde ise dediğimiz gibi bugün önemli bir konuğumuz var. Yeni vergi zamlarını konuşacağız. Özellikle kendisiyle Mali Müşavirler Odası Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Bahadır Baş bizlerle birlikte olacak efendim. Dilerseniz yerel gündeme bir haberle başlayalım. Ordu Giresun Havalimanı ile ilgili bir haberle başlayalım. Sevgili Aykut, biz 2A dedik çünkü geç saatlerde geldi bu haber ama bültene muhakkakiyetle yetiştirmeye çalıştık. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Giresun Havalimanı'nda yaşanan uçuş iptalleri ve teknik sıkıntıları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Meclise soru önergesi yöneltti. Torun dedi ki, neden Ordu Giresun Havalimanı'nda bu sıkıntılar yaşanıyor? Teknik sorunlar giderilmiyor. Siyasiler bu soruna gereken ilgiyi göstermiyor diye sordu. İzleyelim. Öyle teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle önceki Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah'tan şifalık diliyorum. Sorum Sayın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'na. Sayın Bakanım, Ordu Giresun Havaalanı'nda bulutlu, sisli ve yağışlı havalar nedeniyle uçuş iptalleri yaşanmaya devam etmektedir. Daha önce tarafınızdan soru önergeme verdiğiniz cevabınızda uçuş iptallerine diver cihazı ile çözüm bulunacağını, bir taraftan da uçuş operasyonlarının daha verimli ve etkin gerçekleşmesi amacıyla ILC cihazının tesis edilmesi için montaj çalışmalarına başladığını ifade etmişsiniz. Edindiğim bilgilere göre havalimanımıza diver cihazı kurulmuş, ILC sistemi hizmete verilmiştir. Tüm bunlara rağmen hala yaşanan uçuş iptallerinin sebebi nedir? Bu cihazların ikinci el olduğu yönünde bilgiler gelmektedir. Bu cihazlar başka bir havaalanından mı sökülmüş ve Ordu Giresun Havaalanı'na mı montajı yapılmıştır? Ayrıca Ordu Giresun Havaalanı'na RMP AR sistemi kurulmamış olması bu iptallere sebep olarak... Torun'un açıklamalarını dinledik efendim. Aslında kendisi şehrin sorunlarına en duyarlı milletvekillerinden diyebiliriz. Fındığı her zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Yine çeşitli ordu gündemini oluşturan her yerel problemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuları gündeme getirerek bu sorunlara çözüm önerileri aradı. Ve yine Ordu Giresun Havalimanı ile ilgili yaşanan sıkıntılara duyarlılığını göstererek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi sordu. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi Seyit Torun'da muhalefetten bu çalışmaları yürütüyor diyelim. Peki iktidar kısmı ne yapıyor? Gerçekten biz iktidar milletvekillerinin de gereken sorunlara hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Örneğin Ordu Giresun Havalimanı'nda yaşanan uçuş iptalleri gibi işte farklı iddialar ortaya atılıyor. En azından açıklama yapabilirler. Hayır, olayın doğrusu budur. Sorun şudur. Şu kadar zaman süre giderilecektir gibi ama şehrin sorunlarına biraz duyarsız gibiler mi acaba? Yani biz öyle gözlemliyoruz. Çünkü kendilerine şehrin sorunlarıyla ilgili çok kısa vadede ulaşıp mikrofon uzatamıyoruz. Bilgi edinemiyoruz. Ya da bunu atlayalım, şunu atlayalım gibi cevaplar da alabiliyoruz zaman zaman. Dolayısıyla iktidar milletvekillerine de seslenmiş olalım. Çağrımız olsun, tavsiyemiz olsun, isteğimiz, talebimiz olsun efendim. Lütfen şehrin gerçek sorunlarına eğilim gösterelim, ilgilenelim. Siyasi baskıyı Ankara'da kuralım, arayalım. Ankara'dan buraya bürokrasinin hızlıca dönmesi için çaba sarf edelim. Gerçekten bizler sizleri bunlar için seçtik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vekil tayin ettik efendim. Lütfen vekilliğimizi bizlerin yararına kullanarak yapalım diyelim. Kullanmıyorsunuz demiyoruz. Sadece ama bizlerin yararına daha çok kullandığınızı görürsek mutlu oluruz diyoruz efendim. Diyerek yerel gündemle devam edelim. Yerel gazete manşetlerine bakacağız. Orada Hayat gazetesiyle başlayalım yerel gündemi yorumlamaya.
Fındığın önü karanlık demiş fındık manavı Ali Aktaş. Gerçekten de öyle. Fındıkla ilgili bizler de uzun süredir aslında konuşmak istemiyoruz. Çünkü zaman zaman özellikle bizler sosyal medya hesabımız üzerinden de programımızı canlı yayınla, canlı yayınla sosyal medyadan da paylaştığımız için yorumlarınızı gördük. Çok fazla fındık konuşuyorsunuz diyenler vardı. Tabii bunun tam aksini diyenler de vardı ama gerçekten biraz gündemimizden fındığı almak istedik. Yine konuşuyoruz. Haberlik bir konusu varsa muhakkak ekrana taşıyoruz ama çok fazla yeni günde konuşmamaya gayret gösteriyoruz. Ancak fındıkta gidişat hiç iyi gibi görünmüyor efendim. Bununla ilgili bir haber de Ordu Hayat Gazetesi'nin üst manşetinde yer almış. Fındık manavı Ali Aktaş açıklamış. Fındıkla alakalı acil bir politika olmaması durumunda fındığın 5 yıl sonrasının olmayacağını öne sürmüş. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konu Ordu Giresun demiş CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Milletvekili Seyit Torun. Sisli ve yağışlı havalar nedeniyle uçuş iptalleri yaşanmaya devam eden Ordu Giresun Havalimanı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na taşıdı diyor. Az önce de ekranlara getirdik. Ana manşette ise sarımsak Çin'den değil Maraş'tan demiş. Türkiye'de son günlerde sarımsağın Çin'den ithal edildiği söylentileri üzerine Ersoy Tarım Ürünleri Limited Şirketi Genel Müdürü İlker Ersoy sarımsağın nereden geldiğini açıklamış. Çin'den değil 4 seneden bu yana Kahramanmaraş'tan ve Taşköprü'den geldiğini söylemiş. Soğan ve sarımsak fiyatlarının ise normal olduğunu belirtmiş Ersoy. Patatesin biraz yüksek olduğunu belirtmiş. Ordu halkı kan konusunda duyarlı, insan vücudunda olmazsa olmazı olan kan konusunda bağışların daha da artması gerektiğini söyleyen Türk Kızılayı Ordu Şube Başkanı İlhan Sasen, ordu halkının kan bağışı konusunda çok duyarlı olduğunu belirtmiş. Kıbrıs'a da uçuş yok diyor. Yine Ordu Giresun Havalimanı'ndan İstanbul, İzmir ve Kıbrıs'tan uçan Pegasus Hava Yolları İzmir uçuşlarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşlarını da durdurduğunu açıklamış efendim. Uçaklar inip kalkamayınca neden gelsin? Zaten işte teknik sorunların giderilmesi bu denli önemli. İzmir'in dağları ordunun dağları demiş gazete. Başka illerde yerel yönetimler dağları koruyup yeşil alanları çoğaltırken orduda başta kurul olmak üzere talan hız kesmeden devam ediyor demiş. İki fotoğrafı da yan yana koymuş. Yani farklı bir ilde bir dağ yapılan sanat eserini koymuş. Bir tarafta da dağın eteklerinde yapılan çalışmaları ekranlara getirmiş. Biraz daha alt taraflarda sevgili Aykut. Hamsi bollaşacakmış. Karadeniz'in vazgeçilmezi olmasına karşın kilogram fiyatı 20 lirayı bulduğu için sofralara pek uğramayan hamsinin Marmara hamsisi olduğunu söyleyen balıkçı esnafı Arif Yüksel, esas hamsinin Kasım ayının 20'sinden sonra çıkacağını belirtmiş. Yerli hamsi bu yıl biraz kendini özlete geliyor diyebiliriz. Hürses gazetesiyle devam edeceğiz ama biraz sonra bir haberle devam edelim efendim. TEDES ile ilgili devam edelim. Biliyorsunuz TEDES çok konuşuldu, çok tartışıldı. Kimi zaman trafikteki güvenliği ile ilgili konuşuldu. Yani TEDES uygulaması varken trafik kazaları azaldı dedik. Kimi zamansa aşırı cezalar var. Şoförlerin, araç sahiplerinin beli büküldü dedik. Ama Türkiye kamuoyunda da bu TEDES uygulaması çok konuşuldu. Özellikle Ordu ilindeki uygulamalar da zaman zaman tartışıldı. Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir açıklamasıyla TEDES kalktı. Peki ne olacak? Trafikte yine TEDES ile ilgili uygulama gelecek mi? Bunu merak ediyorduk. Zaman zaman da TEDES geri dönüyor gibi haberler de paylaştık. Yani yetkililer ne paylaşıyorsa bu konuyla ilgili bizler de ekranlara taşıdık ama dün önemli bir açıklama geldi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz yaptı bu açıklamayı. TEDES'in yeni formatıyla çok yakında yeniden uygulamada olacağını söyledi. Biz de 3. sırada yer verdik bu habere. İzliyoruz. 10 Eylül 2016 tarihinde büyük tepkiler sonucunda kaldırılan trafik elektronik denetleme sistemi kaldırılmıştı. TEDES'in kaldırılmasından sonra tekrar devreye girip girmeyeceği ise tartışma konusu olmuştu. Beklenen açıklamada Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'dan geldi. Başkan Yılmaz, TEDES'in kaldırılmasının ardından ölümlü kazaların arttığını belirtti. Ama devlet yapılan işin, bizim yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu da zaman itibariyle anlamış oldu. Neyi kastediyorum? TEDES'i kastediyorum. Çünkü yılda sadece bizim güzergahımızda 20'ye yakın ölümlü trafik kazası olurken 8 aylık sürede hizmet veren TEDES'in aktif olduğu dönemde bir tane dahi ölümlü kazalı olmaması yapılan işin ne kadar doğru olduğunun bir göstergesi.
Başkan Yılmaz, TEDES'in yeni uygulamasıyla yakın zamanda devrede olacağını da kaydetti. 1968 yılında Almanya'da uygulanan TEDES'i biz 2015 yılında Ordu'da uygulamaya başladık. Başımıza gelmeyen kalmadı. Şimdi Türkiye'de sistem yeniden regüle edilmek suretiyle yapılmaya gayret gösteriyor. Edirne'de açtılar, muhtelif illerde açmaya da devam ediyorlar. Önümüzdeki günlerde biz de altyapısını yeni kanuna, kanun demeyelim de yönetmeliğe uygun hale getirmek suretiyle açacağız ve doğru olanı yaşanabilir, sürülebilir bir trafik olayı da gerçekleştirmiş olacağız. Evet, haberimizi izledik sevgili izleyenler. TEDES artık yeni düzenlemeleriyle tekrar trafikte güvenliği sağlamaya hazırlanıyor diyebiliriz. TEDES gibi uygulamaların bence de trafikte olması muhakkakiyetle şart ama çok daha makul şartlarda ya da cezalarda olabilir, bilemiyoruz ama trafikte ne yazık ki burada bir öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Toplum olarak bir öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Trafik kurallarına çok fazla da uyan bir toplum değiliz. Hal böyle olunca trafik kazaları da kaçınılmaz oluyor. Kazalarla ilgili istatistiklere bakıldığındaysa daha çok şoför bazlı hatalar nedeniyle kazaların yaşandığı ortaya çıkınca TEDES gibi daha çok uygulamalara ihtiyacımız var gibi de görünüyor. Haliyle o yüzden ben sevindim. TEDES'in tekrar yeniden sahalara dönüp trafikte denetleyici olacağı haberini efendim. Ve Hürses Gazetesi ile devam ediyoruz. Hürses Gazetesi de ordular neden uçamıyor demiş. Seyit Torun'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu soru önergesine üst manşette yer vermiş. Çareyi beddua etmekte buldu demiş. Şarkiye Mahallesi'nde apartmanlarının önüne sürekli çöp atılan mahalle sakinleri çareyi beddua etmekte bulmuşlar. Çöp atanın eli kurusun demişler. Efendim kendi elini kurutmayalım, beddua etmeyelim ama bu yanlışları yapmayacak eğitimi, bu yanlışları yapmayacak bilgiyi, algıyı oluşturmanın yollarını arayalım bence. Ordu günleri sivilleşmeli gazetenin ana manşetindeki haber. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ekim ayı meclis toplantısında İstanbul Yenikapı'da gerçekleşen Ordu günleri formatının çok devletçi olduğunu belirterek sivil inisiyatif olsa daha güzel olurdu demiş. Elgidi Karadeniz diyor, balıkçılar balık olmadığından vatandaşlar yüksek fiyatlardan şikayetçiymiş efendim. Almanya sağlıkta sistemli. Ordu Tabipler Odası Başkanı Doçent Doktor Özgür Engingürt, gözlemci olarak Almanya'da hasta kabulü yaparken Almanya'da her şeyin daha sistemli olduğunu belirtmiş. Yani bunu biliyoruz zaten, Avrupa'da, Almanya'da her şey sistemli. Çok daha adil, yani gelişmişlik düzeylerine bakınca, kişilerin oradaki maddi olanakları ve imkanlarına bakınca Türkiye'nin çok 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 ilerisinde oldukları zaten görünüyor diyelim efendim. Lösemi hastasına moral ziyareti diyor AK Parti Ordu Milletvekili ve Türkiye Kosova Parlamenterler Arası Dostluk Grubu üyesi Metin Gündoğdu'yla Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Avni Sipahi, tedavisinde Ankara'da devam edilecek olan Kosovalı Manolya Kabaşı'yı ziyaret etmişler efendim. Ordu'yu tanıtma fırsatı bulduk diyor Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş da. Ordu tanıtım günleri, bu yıl 7.'si düzenlenen Ordu tanıtım günleri fuarının ardından bir değerlendirme yapmış. Fatsa Belediyesi ise 1. ihalede satılamayan yeni belediye binasındaki satış amaçlı yapılan dükkanların bu ayın 19'u ve 20'sinde 2. kez ihale edileceğini açıklamış. Belediye binasında yer alan dükkanlar için yeniden ihale takviminin oluştuğunu belirtmiş Fatsa Belediye Başkanı da diyelim. Ve bir haberle daha devam edelim efendim. Biliyorsunuz dün Dünya Gıda Günü'ydü. Her yıl 16 Ekim'de kutlanıyor Dünya Gıda Günü. Türkiye'de de çeşitli illerde etkinlikler oldu. Ordu ilinde de etkinlikler oldu. Özellikle okullarda çocuklara yönelik gıda gününün önemine yönelik bilgiler paylaşıldı. Ama Türkiye'de tarım ne aşamada acaba? Birçok ürünü, özellikle birçok gıda ürünü ithal eder hale gelmişken Türkiye'de gıda gününü kutlamak ne kadar doğruydu ya da ne kadar amacına uygundu diyelim, doğruydu demeyelim, amacına uygundu. Bununla ilgili biz de bir haber hazırladık. Sevgili Tülay Ünlü'nün haberini izleyelim şimdi. Tabii ki diyor. Ben zaten denizciyim. Mesela bir ara pirinç fiyatları fırlamıştı. Vietnam'dan pirinç yükledik biz, geldik Türkiye'ye. Bir politika var yani doğal olarak. Niye dışarıdan ithal edelim ki? Bizim kendi topraklarımız niye boşuna duruyor? Kendi insanımız kendi kazancını niye yapmıyor? Kendi ürettiğini niye harcamıyor?
Başkasından gel almak daha mı kârlı oluyor? Hayır. Kendimiz yaparsak daha iyisini ben olacağına kanaat ediyorum. Yerli ürünleri tercih ediyorum. Kendimiz yaparsak daha iyi olur. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu'nun 1945'teki kuruluş gününe istinaden 16 Ekim Dünya Gıda Günü olarak anılıyor. Dünya Gıda Günü ise akıllara Türkiye'nin ithal ettiği gıda ürünlerini getirdi. Etinden tutun da samanına kadar Türkiye birçok ürünü ithal ediyor. Bundan 10-15 yıl önce kendi kendine yetebilen bir ülkeyken şimdilerde mercimeği Kanada'dan, pirinci Japonya'dan ithal ediyoruz. Konuysa Türk tarımı bitiyor mu sorusunu akıllara getiriyor. Sokaktaki vatandaşsa duruma tepkili. Türkiye'nin yerli ürünleri teşvik etmesini, ithal ürünlerden uzak durulması gerektiğini savunuyor. Yerli ithaller değil. Yerli ürünler ama işte biraz da kalite arıyorsun. Sahibi ülke tabii. Devlet politikası bir de tembellik de var. Köylere gidiyoruz. Eskiden köylere gittiğimizde mısır ekmekleri, her şeyler vardı. Artık bileki ekmekleri. Şimdi daha yok hayatım köylerde. Diyorum ki bizi davet ediyordunuz amca, niçin mısır ekmeğini alıyorsun diyorum. Ah kızım, şimdi devlet herkese para veriyor. Hanım oldu herkes, bey oldu herkes diyor. Benim ürün tabii ki, ben 75 yaşındayım. Kızlarım sabah geldi İstanbul'dan. Yediklerini söylesin size. Hep doğal şey. Gidiyorum Mesudiye'de yapıyorum. Mis gibi peynirimi, tarhanamı, şunu mu bunu mu. Yani hem ekonomik oluyor, daha doğal oluyor. Devlet ne istiyorsa halk ona göre yönlendiriyor ve halk onu yapıyor. Tembel olmasını istiyorsa tembel yapıyor. Para vererek çalışmasını istiyorsa çalışıyor. Bunlar hep bir politikadır. Devletin neye göre nasıl düşündüğünü bilemiyorum ama bunlar bir devlet politikasıdır. Bence yanlıştır. Üretmeyen toplumların hepsi mahkumdur başkalarının. Et üreticilerinde de durum değişmiyor. Et üreticileri ithal etlere tepkilerini dile getirirken, benim maliyetim 24 bin lirayken ucuz eti nasıl yedireceksiniz sorusunu soruyor. Ben yaklaşık bu hayvanıma doğduğundan beri bakmaktayım. İşte tam kesilecek duruma geldi. Maliyeti bana 24 bin lira olan bir danamın kilosunu. Şimdi bakanlığın özellikle ucuz et yedireceğim sevdası var son bir yıldır. Benim 24 bin liraya mal ettiğim yerde ben nasıl ayakta durabileceğim? Yurt dışından, Fransa ve Rusya'dan karkas et getirerek ucuz et yedirme. Et balık kurumunda kıymanın kilosunu 23 bin liradan, karkas etin kuşbaşının da 32-33 bin liradan satacağı söylenmekte. Benim maliyetim 24 bin lirayken ben 2 yıldır buna bakmışım, üretmişim, piyasaya süreceğim. İşte bir hafta öncesi 27-28 bin lira olan kesimler bugün de 26 bin liraya düştü. Belki de önümüzdeki hafta bu rakam daha da aşağı düşecek. Yeni yatırımlar ile üretim miktarını artırmış olmalarına rağmen et üretimimizdeki yıllık 150 bin ton civarında açığımız ortaya çıkmıştır. Biz et üreticileri olan besiciler olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan seslenmek istiyoruz. Mevcutta olan et açığının direkt karkas ve lop et ithalatı ile karşılanmak istenmesi, hayvancılık sektörüne onarımı imkansız zararlar vermektedir. 2010 yılında et ithalatı çözüm olarak düşünülmüş, ancak bunun sonucunda yerli üretimin bitme noktasına geldiği görülmüş ve bu yanlıştan vazgeçilmiştir. Karadeniz'in geçim kaynağı fındıkta da durum değişmiyor. Türkiye'nin ürettiği fındık çikolata olarak geri ithal ediliyor. Et ithal ürünlerin gölgesinde bir gıda günü kutlaması olunca bizler de bu haberi ekranlara taşıdık. Gerçekten deyim yerindeyse sapı samanı dahi ithal eder hale geldik. Ne oldu da Türk tarımı böylesine köreldi ya da daha da vahim bir tablo gelecekte bizi bekliyor? Bunları sorgulamak, bunları önleyici tedbirler almak gerekiyor. Çiftçinin yeniden barışması, ürünlerle üretime katkı sağlaması gerekiyor. Dolayısıyla Tarım Bakanlığı'na da seslenmiş olalım. Dünya Gıda Günü'nü tabii ki kutlayalım. Çok önemli bir konu. Dünya gelecek zamanda dünyanın en önemli bir sorunu haline gelecek. Hal böyleyken
Türk tarımı, eskiden ambarlarıyla ünlü Türk tarımı nasıl oluyor da mercimeğini dahi, sarımsağını dahi ithal eder hale gelebiliyor. Bunların bir çalışmasını yaparsanız Türkiye çok daha refah bir seviyeye kavuşacak. En azından köylerdeki o atıl durumlar gerçekten harekete geçerse nasıl verimli toprakların yeniden bizlere sunacağı nimetlerin olacağını göreceğiz diyelim. Orada Olay gazetesiyle de yerel gündemi yorumlamaya devam ediyoruz efendim. Bu ayıp orduya yeter demiş gazete üst manşetinde spor haberi. Maddi ve manevi sorunların yaşandığı Ordu Spor Kadın basketbol takımında bir de konaklama sorunu yaşanınca hem basketbolcular hem de teknik ekip isyan etti. Yaklaşık 2 ayda 13 kez yer değiştirmek zorunda kalan Pota'nın menekşelerinde baş antrenör açıklama yapmış. Hakan Yiğit 2 ayda kabile hayatı yaşayan ve gıkını çıkartmadan bugüne kadar bir kuruş almadan Ordu Spor için mücadele eden bu gençler ordulardan çok ordulu oldu ama artık yeter gibi bir ifade kullanmış efendim. Kayak merkezi hazır demiş Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın açıklaması. Başkan Yılmaz Çambaşı kış sporları ve kayak merkezinin hizmete hazır hale geldiğini açıklamış. Fiyat artışı olmayacak diyor. Fındık fiyatında revize bekleyen üreticilere kötü haber geldi. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu fındık fiyatlarında bu yıl için revize yapılmayacağını açıklamış. Ve emanetler geri alınıyor diyor. Yine farklı bir haber fındıkla ilgili. Bu kez açıklamanın sahibi Arslan Soydan, Türkiye Ziraat Odaları Yönetim Kurulu üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, serbest piyasada fındık fiyatlarında artış bekleyen üreticiler umduğunu bulamayınca tüccara emanet vermedikleri ürünleri geri almaya başlıyorlar demiş efendim. Ordu'ya niyet Erzurum'a kısmet diyor. Yolcular Erzurum'a indi gazetenin ana manşetinde. Dünyaya örnek proje gösterilmesine rağmen 30 aydır teknik altyapısı tamamlanamayan Ordu Giresun Uluslararası Havalimanı'nda sefer iptalleri devam ediyor demiş gazete. Ve Ordu Giresun Havalimanı ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi veren açıklama yapan Seyit Torun'un haberi de manşette. Kardeş cinayetleri araştırılmalı açıklamanın sahibi Ordu Baro Başkanı Avukat Haluk Murat Poyraz. Ordu'da 2017'nin ilk 10 ayında 8 kişinin arazi cinayetleri yönünden öldürülmesini değerlendiren Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz oluşturulacak bir heyetin bu cinayetleri oluşturulacak bir heyetin bu cinayetleri araştırması gerektiğini belirterek %30 seviyesine düşen adalete güven oranının da yükseltilmesi gerektiğini söylemiş. Gündoğdu'dan mural ziyareti diyor. Az önceki gazetemizde de vardı. Kosova'dan gelen hasta kızımızı ziyaret etmiş milletvekili Gündoğdu. Kışa hazırlanıyorlar diyor. Farklı bir haber. Ordu'da kırsalda yaşayan vatandaşlar imece usulüyle kışa hazırlık yapıyorlar. Kimi zaman hanımları görüyoruz. Pekmez kaynatırken, turşu kurarken, beylerse odun mesaisindeymiş efendim. Kışlık yakacak mesaisindeler. Onlar da imece usulüyle hazırlıklarını yapıyorlarmış. Yine Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan'ın yeni belediye binasındaki dükkanlar için satış ihalesiyle ilgili yaptığı açıklamada manşette yer bulmuş kendisine. 367 öğrenci üşümeyecek diyor. Ünlü modacı Hakan Akkaya Kızılay'ın yardım kampanyasına destek vermek için Ünye Şehit Hüseyin Başaran İlkokulu Yardım Programı'na katılmış efendim. Bizim de 7. sırada bir haberimiz vardı. 7. sırada da yine Kızılay'ın yardım kampanyası ile ilgili bir haberdi. Bu kampanyaya ünlü modacı Ordulu Hakan Akkaya da destek verdi. Kendisi de Ordu'ya gelerek katıldı. O zaman hazır yeri gelmişken biz de 7. sıradaki haberimizi izleyelim. Kızılay deyince çocukların aklına aşı geliyor. Evet. Öyle mi? Aşı falan yok. Yine falan yok, tamam. Ünlü modacı Hakan Akkaya Kızılay'ın yardım kampanyasına destek vermek için Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Başöğretmen İlkokulu'ndaki programa katıldı. Ordulu olan ünlü modacı Hakan Akkaya'nın desteğiyle Türk Kızılayı tarafından Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Başöğretmen İlkokulu'nda öğrencilere giyim yardımında bulunuldu. Teşekkür ediyoruz. Burada Kızılay'ın renkleri var. Programda söz alan Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Avukat Ayşegül Genç, yaklaşık 1500 çocuk için 6 okulda 5000'e yakın giyim bağışı olduğunu da vurgulayarak bağışçılara da teşekkürlerini sundu.
Türk Kızılayı olarak Ordu'dayız. Sayın modacımız, ünlü modacımız Hakan Akkaya Bey'in davetleriyle ve onun öncülüğünde Ordu'da çocuklarımız için bir kampanya başlattık. Yaklaşık 1500 çocuk için 6 okulda 5000'e yakın bir kıyafet bağışımız var. Bağışçılarımıza da teşekkürlerimizi sunuyorum burada. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Onların bizlere yapmış olduğu bağışları ihtiyaç sahiplerine mutlaka iletiyoruz. Onların bağışlarına her zaman ihtiyacımız var Türk Kızılayı olarak. Hepsine Allah razı olsun. Bugün burada Kızılay'ın, ben birkaç yerde daha bahsettim. Kızılay'ın annelik yönünden bahsettim. Analık ruhundan bahsettim. Karnını, ihtiyaç sahiplerinin karnını doyuran, üzerine örten, battaniye örten. Kızılay bir ana, bir kadın cinsiyetinde diye. Bugünkü konumuz oydu. İnşallah bütün hizmetlerimizi böyle bundan sonra da devam ettireceğiz. Bu organizasyonu düzenlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz sizlere de. Ardından bir konuşma da ünlü modacı Hakan Akkaya gerçekleştirdi. Akkaya konuşmasında Ordu'da daha fazla gönüllüye ihtiyaçları olduğunu ise ifade etti. Ordu'da daha fazla gönüllüye ihtiyacımız var, özellikle kadınlardan. Ordulu kadınları Kızılay gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Programda son konuşmayı Kaymakam Niyazi Erten yaptı. Erten konuşmasında Türk Kızılay'ını tüm zor zamanlarında vatandaşın yanında gördüğünü ifade etti. Hayırseverimizin bu güzel kampanyasına verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de bir hayırsever hemşerimiz de Türkiye'de bilinen. Çok güzel bir faaliyet. Türk Kızılay'ı tarihten gelen büyük bir misyonu var. Ve Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar her zaman zor zamanlarda, savaşta ve barışta çok önemli görevler ifa etmiş. Biz de Türkiye'nin dört bir tarafında görev yaptık. Zaman zaman her türlü sıkıntımızda Türk Kızılay'ını yanımızda gördük. Gün oldu bir ormanlık bir alanda bir köyümüz yandı. Hemen gene Kızılay tırıyla, çadırlarıyla yanımızdaydı. Tabii ki olağanüstü dönemler dışında da Kızılay'ımızın bu tür güzel kampanyaları var. Gerçekten de bu tür yardımlaşmalar çok önemli. Devam edelim gazete manşetlerini aktarmaya. Yerel gazeteleri aktarıyoruz ama öncesinde sizlerden gelen mesajlar var. Biliyorsunuz sosyal medya hesabımızdan da canlı yayınımız devam ediyor. Yani Yeni Gün programı sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Nedim Kovan yazmış bizlere. Kendisi Ordu Deha muhabiridir efendim. Deneyimli bir gazeteci arkadaşımız, meslektaşımızdır. Bize bir tavsiyede bulunmuş. Yerel haberleri ilk bölüme alırsanız daha iyi olur demiş. Tavsiyenizi dikkate alacağız sevgili Nedim Bey. İbrahim Şahin ise günaydınlar. Güneşli bir salı sabahı, sağlık, mutluluk ve huzur dolu olması dileklerimle demiş. Emrah Kuvan yine aynı şekilde günaydın dileklerini iletmiş. Günaydın TV52 ailesi. Orient Ring hakemi Emrah Kuvan ismini de paylaşmış. Sinan Düven ulaşmış. Günaydın, kolay gelsin. Ben de Ordu Büyükşehir Başkanımızdan Fatsa Kumru yoluna belediye otobüsü istiyorum. Ordu artık büyükşehir oldu demiş. Bana bir eleştiri zannımca bu. Az önce dedi ki 16 Ekim Dünya Gıda Günü'ydü ve Türk tarımı ne oluyor, bitiyor mu diye sormak gerekiyor demiştik. Daha doğrusu haberimize bir eleştiri olabilir. Hala bu soruyu sormak Türk tarımından haberim yok demekte demiş. Yani sevgili Mehmet Kemal Korkmaz bizden daha da umutsuz. O Türk tarımını tamamen bitirmiş. Biz en azından hala bir umut kırpıntısı arıyoruz diyerek bu mantıkla haberimizi hazırlamıştık. Nurşen Karayan'ın sevgili yazar bir genç arkadaşımız. O da bizlere günaydın dileklerini iletmiş. Biz de kendisine günaydın diyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Osman Çakmak'ta bir günaydın mesajı yollayarak
farklı bir tavsiyede bulunmuş. Onun da talebini dikkate aldık. Biraz sonra paylaşacağız onun bizlere gönderdiği mesajı diyelim. Mesajlarınız için de teşekkür ederek devam edeceğiz yerel gündemi yorumlamaya. Yeni gün gerçekten sizlerle güzel, sizlerle özel. Günü paylaşıyoruz diyoruz da işte sizden gelen mesajlar ya da talepler olunca da bu amaca ulaştığımızı gösteriyor. O yüzden teşekkür ederek devam edelim. Tribün gazetesiyle. Tribün gazetesinin üst manşetinde de Ordu Giresun Havalimanı'nda yaşanan sefer iptalleriyle ilgili haber yer alıyor. Birçok uçak firmasının ise uçuşlarını durdurma kararı aldığı belirtiliyor. Bu çok üzücü bir durum diyerek devam edelim. İlk aşama sınav puanlarının 2 yıl kullanılması tartışma yaratacak. Eğitim Birsen Ordu Şube Başkanı İsmail Çelenk, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Sarac'ın yüksek öğretime geçişte uygulanacak yeni sistem hakkında yaptığı açıklamaları değerlendirerek bazı eleştirilerde bulunmuş efendim. Ve vergi hesabı sil baştan diyor sayfa 3'te vergilere yönelik bir haber hazırlamış Tribün Gazetesi. Ama vergi konusuyla ilgili merak ettiğiniz birçok alan bugün yeni günde TV2 ekranlarında yanıt bulacak 3. bölümde diyerek devam edelim. Ana manşette bakandan cevap istedi diyor Seyit Torun'un CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda sorduğu Ordu Giresun Havalimanı'nda neden uçuş iptalleri var sorusu Tribün Gazetesi'nin manşetinde yer bulmuş. Kendisine çok fazla detaylara girmiyoruz çünkü hem ekranda paylaştık hem de diğer gazetelerin de manşetinde vardı. Gurbetle Sıla'yı buluşturduk diyor Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın Ordu Tanıtım Günleri Fuarı ile ilgili yaptığı değerlendirmede manşette. Yine Metin Gündoğdu, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'nun Kosovalı hastaya gerçekleştirdiği ziyarette Tribün Gazetesi'nin manşetinde. Farklı bir haber, Ordu Üniversitesi'nde ARGE çalışmaları devam ediyor demiş. 2006 yılında eğitim öğretime başlayan Ordu Üniversitesi gelişimini sürdürüyor. Ordu Üniversitesi araştırma geliştirme olanaklarını artırılması, bilim ve teknolojide yetkinlik kazandırılması için bu yılda birçok çalışmaya, projeye imza atılmış diyerek Tribün Gazetesi'ni de noktalamış olalım. Fındıkla ilgili bir haberle devam edelim efendim. Fındığı konuşalım ama bu kez farklı konuşalım. Nasıl konuşalım? Fındıktan turşu olur mu mesela? İlk etapta eminim ki hepiniz hayır diyor, demişsinizdir. Ben de fındığın turşusu olur mu diye sordum. Belki damakları tatlandırmaz. Belki de fındıktan turşu bir lezzet için yapılmadı ama fındık bakın hangi amaçla turşu bidonuna girdi. 8. sıradaki haberimizi izleyelim. Açılmamak üzere kapatıyoruz. Dalda duran altın boncuk, fındık şimdi turşu bidonuna girdi. Türkiye'nin en önemli ihraç ürünü. Karadeniz ekonomisinin can damarı fındık, 2017 hasat sezonunda serbest piyasada maliyetin de altında değer bulunca üretici çareyi fındığın turşusunu kurmakta buldu. Fındığın turşusu olur mu? Oldu. Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan bir vatandaş fındıktan turşu yaptı. Ordu'nun Altınordu ilçesi Kayabaşı mahallesinde yaşayan Murat Kurt isimli bir vatandaşsa çok daha ilginç bir eyleme imza attı. O bir türlü hak ettiği değeri bulamayan fındığın turşusunu kurdu. O zamanlardaki fındık fiyatlarının düşüklüğü nedeniyle farkındalık yaratmak için böyle bir şey düşündük. Babalarımızın bir sözü var hani evde kalmış kızların turşusunu mu kuracaksın diye. Biz de elde kalmış fındığın turşusunu kurduk. İstediğimiz farkındalık yaratmaktı. Bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Dallardan topladığı fındıkları turşu kavanozunun içerisine yerleştiren vatandaş, havuç, biber ve sarımsakla fındık turşusunu tamamladı. Buradaki amaç bir espri olarak fındığın turşusu olmayacağını bildiğimiz için hani bir espri mahiyetinde. Buradaki amaç fındığın turşusunu yapmak değil, düşen fiyatını ortaya çıkarmaktı. Bu turşu damakları tatlandırır. Yeni bir lezzet olarak gıda sektöründe yerini alır mı bilinmez. Ancak ziraat mühendisi Haluk Şensoy yapılan davranışın oldukça esprili ve bir o kadar da mesaj verici olduğunu söyledi. Üreticimizin çok şahane olarak bulmuş olduğu fındığın turşusunu kurmak gerçekten kutluyoruz arkadaşa. Bu nedir? Bu sezonda. Eylül ayından itibaren serbest piyasada 7 küsürlere kadar düşen fındık fiyatlarımız şu anda da 8 küsürlerde seyrediyor. Vatandaşımızın, üreticimizin
vermiş olduğu çok güzel esprili bir cevaptır. Fındığın turşusu konulur mu? Tabii ki fındığın turşusu konulmaz. Fındığın turşusu neden konulsun ki? Hiç gerek yok. Bizim kara pancarımız var, fasulye turşumuz var. Onlar bize yeter. Fındığı natüreli, kavrulmuşu, çikolata içerisinde yemek varken turşusuna hiç gerek yok. Bu bir mesajdır. Fındığın fiyatını belirleyen paydaş bu fotoğraftan gerekli mesajı üzerlerine alınsınlar. Biz sadece bunu istiyoruz. Haberde de söylediğiniz gibi sevgili Efe Şevcioğlu'nun haberiydi. Damakları tatlandırır ya da turşu, fındık turşusu yer miyiz bilemiyoruz ama üretici bu yöntemle sesini duyurmaya, düşen fındık fiyatlarına dikkat çekmeye ve tepkisini göstermeye çalışmış diyelim efendim. İlginç bir haber oldu. Sevgili Efe Şevcioğlu'nun haberiydi diyerek tekrar edelim. Az önce Osman Çakmak'ın yazdığı bizlere sosyal medya hesabımızdan mesajı biraz sonra paylaşacağız demiştik. Çünkü o bize bir link attı. O linkte çok anlamlı ve güzel bir haber var. Amerika'da 2003 yılında kurulan Bridge to Turkey Fund kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'ye köy okullarına yiyecek, giyecek ve kırtasiye gibi birçok konuda yardımlarda bulunuyormuş. Yani BTF kısa adı bu kuruluşun. Türkiye'ye yardım köprüsü olarak da bilinen bu kurum yurt dışında yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye geri dönmelerinde de büyük rol oynuyormuş. Türkiye'de yoksul öğrencilere yardım etmek isteyen gurbetçiler kişisel ya da grup aktiviteleriyle topladıkları yardımları BTF kanalıyla muhtaç okullara ve öğrencilere ulaştırıyormuş. Şu anki aktivitelerinden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Carolina'da yaşayan 3 bisikletçi arkadaşın organize ettiği Çanakkale Antalya turuymuş. Read for Hope, yani umut için pedal diye tanıttıkları bu tur sürecinde 1300 kilometre bisiklet sürecekler ve başlattıkları kampanyaya yardım toplayacaklar. Çanakkale'den 23 Ekim'de start alıp 4 Kasım'da Antalya'da olacaklarmış. Aynı grup 2014 yılında Hopa İstanbul turunu yapmış ve topladıkları yaklaşık 25 bin dolarla bot ve mont satın alarak birçok köy okulundaki öğrencilere ihtiyaçlarına göndermişler. Birçok köy okulundaki öğrencinin ihtiyacını giderme noktasında anlamlı bir projeye imza atmışlar. Türkiye'de de uğradıkları şehirlerde yerel belediyeler gurbetçi bisikletçilere yoğun ilgi gösteriyorlarmış. Sevgili Osman Çakmak bu anlamlı haberi bizlerle paylaştı. İnşallah bir etkinliği de Ordu güzergahından yaparlar. Madem siz de kaleminizde bunu yazmışsınız ya da bu kurumla bu kadar haberdarsınız, o zaman bir bağlantı kuralım bence. Orduyu da içine alan bir yeni bir tur, yeni bir yardım kampanyası başlatabilirler. Ordulu öğrencilere de dokunalım bu vesileyle, onların da ihtiyaçlarına katkı sunsunlar diyelim. Dedikten sonra yerel gazete manşetlerini de aktaracağız ama süremiz de o kadar hızlı geçmiş ki, sona da yaklaşmışız ki dakikalar sonra reklama girmemiz gerekiyor. O yüzden önemli bir haberimiz var. Onu atlamak istemiyoruz. Onu paylaşalım. Zaten iki yerel gazetemiz vardı aktarmadığımız ama manşetlerine şöyle bir baktığımızda hemen hemen aynı haberler diyelim efendim. Beşinci sıradaki haberimizi ekranlara isteyeceğiz. Ardından kısa bir reklam aramız olacak. Sonrasında dediğimiz gibi vergi zamları başta olmak üzere ekonomiyle alakalı yeni düzenlemelerle alakalı işverenlere ne gibi sorumluluklar düşüyor, işçilerin hakları neler gibi belli başlı konularda Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Bahadır Baş'la birlikte olacağız, konuşacağız. Şimdi izleyeceğiniz haber ne? Ordu'yu gururlandıran bir haber. Türkiye'de bir ilk Ordu'da yapıldı. Yani Türkiye'nin ilk uluslararası denizlerde avlanma yapabilen teknesi Ordu'da üretildi. İzliyoruz. Ardından kısa bir reklam aramız olacak. Yapımı 1,5 yıl sürdü. Türkiye'de ilk olma özelliğiyle namını dünyaya duyurdu. Ordu'nun Altınordu ilçesi Kumbaşı Balıkçı Limanı'nda faaliyet gösteren bir firma 52 metre boyunda klaslı ve Lloyd'lu tekne üretti. İşte bu özelliği onu Türkiye karasularında bir ilk haline getiriyor. Gemi üreten firmanın yönetim kurulu başkanı ve sahibi Muammer Kaya, Türkiye'de ilk kez üretilen gemi hakkında bilgiler verdi. Türkiye'nin ilk klaslı ve Lloyd'lu kayını ben yaptım. İlk defa 52 metre boyunda klaslı ve Lloyd'lu, bunu not alın, İlk balıkçı gemisini ben inşa ettim. Ve çok sayıda 20-25-30 metre aralarında balıkçı gemisi suya indirdik. 114. inşacı sıradayız şu anda. Gördüğünüz kadar burada hasbihal bir şeyler yapmak istiyoruz, çalışıyoruz. Klasa teslim ettik çok üstü bir başarıyla beraber.
kaynak işçiliği, malzeme işçiliği, içindeki bütün ekipmanların işçiliği. Dediğim gibi dünyanın her yerinde avcılık yapabilecek bir gemi yaptık. İşimiz bizim, işimiz gücümüz ordu, işimiz gücümüz bura. Gemi inşa etmeye devam edeceğiz inşallah. Türkiye'de ilk kez Ordu'da yapılan uluslararası sularda avlanma yeterliliğine sahip olan balıkçı teknesi Şaban Kıyak adını taşıyor. Samsunlu girişimci Şaban Kıyak'a ait gemi toplam 52 metre uzunluğunda ve yaklaşık 500 ton ağırlığında. İnşası 1,5 yıl süren tekne 3 ay sonra Moritanya'da ilk avına çıkarak vira bismillah diyecek. Az tuzlu Murat Bey vurguyla yeni gün devam edecek. Fotoğraflarınızı ve videolarınızı bekliyoruz. TV52 WhatsApp hattı 0546 452 0222. Güvenliğiniz için. Doğalgaz kaçağı durumunda ortama çürük sarımsağa benzer rahatsız edici bir koku yayılır. Böyle bir koku duyarsanız elektrik düğmeleri dahil elektrikle çalışan hiçbir şeye dokunmayınız. Açıksa kapamayınız, kapalıysa açmayınız. Pencere ve kapıları açarak bulunduğunuz ortamı havalandırınız. Doğalgaz vanalarını kapatınız. Vakit kaybetmeden bulunduğunuz ortamdan dışarıya çıkarak 187 doğalgaz acil hattını arayınız. Unutmayın, doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli bir yakıttır. Bir şehri tanımak, doğasını sevmek, emeğini görmektir. Bir şehri tanımak, geleneğini bilmek, geleceğe yön vermektir. Bir şehri tanımak, o şehri yaşamak ve orada olmaktır. Ankavar, bu şehrin marketi. Başkan Kotyoru Oto Yıkama açıldı. 600 metrekare açık alan üzerine kurulu tesisimizde araçlarınızın iç dış temizliği, detay kuaför hizmeti, sıcak soğuk motor temizliği, pasta cila hizmetiyle siz kafemizde çayınızı yudumlarken, sohbetinizi yaparken biz de aracınızı güzelleştirelim. İsterseniz aracınızı gelip alalım, daha sonra da size temizlenmiş olarak yerinize getirelim. Başkan Kotyoru Oto Yıkama, Selami Akarsu, Ali Arslan, Kıbrıs Caddesi İtfaiye Yanı. Telefonlarımız 0542 549 8518 0539 352 4041. Hacıoğlu Grubun prestij projesi Pirazis Green Park evleri yükseliyor. 4+1 2 blok 48 daireden oluşan Green Park evleri Pirazis'de bir yaşam alanından çok daha fazlasını sunuyor. Tüm daireleri muhteşem deniz manzarasına sahip Green Park evleri, kafeterya, kapalı yüzme havuzu, sauna, kapalı açık çocuk oyun alanları, kapalı otopark ve asansörle otoparktan daireye çıkma imkanıyla fark yaratıyor. Siz de bu seçkin yaşam için harekete geçin. Green Park evleri bir Hacıoğlu Grup projesidir. Anadolu'nun karla kaplı her yerine ulaşabiliyoruz. ...3500 metre yüksekteki doruklarda yardıma muhtaç kalanların bile elinden tutabiliyoruz. Memleketin ana karayla bağlantısı olmayan her toprağına erişebiliyoruz. Ama hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki canın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Trafikte bir tek seni aşamıyoruz. Yaşama yol ver.
sahibi olmaya hazır mısınız? Hayalinizdeki evi anlatın, biz yapalım. İster hazır projelerimizden tercih edin, ister projenizi birlikte hazırlayalım. Paslanmaz galvanizde çelik taşıyıcı sistemimiz neme karşı dayanıklı olup 100 yıl garantilidir. Eksi 40 derece soğuğa ve kar yüküne mukavemet gösterir. Birinci derece deprem bölgesi şartlarına uygun yapılmakta olup 9 şiddetinde depreme dayanıklıdır. Üstelik istediğiniz her yerde, her metrekare evinizi 15 gün içinde teslim ediyoruz. 11 bin liradan başlayan fiyat hayallerinizdeki eve sahip olun. Hane bahane. Çocuklara peyniri sevdiren peynir şahane. Peynire zeka kattık. Murat Bey burguyu yaptık. Ordu'nun en değerli projelerinden biri olan Elit Park'ta daire satışları başladı. Şehrin tam ortasında Şirin Evler Mahallesi'nde devlet kurumlarına, hastanelere, okullara, yaşam alanlarına yakınlığıyla dikkat çeken Elit Park, fark yaratan projesiyle sizleri bekliyor. Bu projede yer almak için acele edin, kar edin. Elit Park bir alan yapı projesidir. Konu komşu duysun, müjdem herkese. Sonunda bizim de bir internet marketimiz oldu. Bunca yükü nasıl taşırım diyen Mehmet amca. Olmadık bir anda bebeğinin bezi biten Sibel Hanım. Yoğun iş temposunda eşinden mesaj alan Ali Bey. Markete gitmeye vaktim yok diyenler. Hiç telaş etmeyin. Girin kalafatlarsaralmarket.com'a, siparişiniz ayağınıza gelsin. A'dan Z'ye tüm market ürünlerine kalafatlarsaralmarket.com.tr'den ya da akıllı telefon uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Kalafatlar, Ordu'nun hem saral hem gerçek tek marketi. Cam kumbaralarına atılan her şişede hepimiz kazanıyoruz. Aslında hepimiz kazandık. Evet. Eyvah! Su! Ya hanım, ben evden çıkarken sulara kapamayı unuttum. Akıllı evin olunca bütün sorunlar ortadan kalkıyor. Akıllı telefonumda, akıllı evimde olan biten her şeyi kontrol edebiliyorum. Boşuna dememişler. Ev alma, akıllı ev al. Pelit İnşaat, yüksek yaşam standartlarını şehrin merkezine taşıyor. Modern mimarinin en seçkin yaşam alanı Ordu Fatsa'da sizleri bekliyor. Evinizle ilgili aklınızdan geçeni nerede olursanız olun artık yapabilirsiniz. Evinize hükmedin. Çünkü evimiz geleceğimizdir. Pelit İnşaat. Telefon 0452 424 0234. Ordu'da yeni bir yaşam başlıyor. Çağdaş Ordu'nun inşasında güvenilir marka Selçuk İnşaat sizlere sağlıklı ve mutlu bir hayatın kapılarını aralıyor. Aradığınız her şey bu harika evlerde. Emirkent 2 projesi dairelerimizin tamamı 4+1 olup 190 metrekaredir. Ayrıca açık yüzme havuzu, kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, Türk hamamı, Fin hamamı, tuz odası, otomatik merkezi süpürme sistemi de bu akıllı evlerde. Üstelik %0,10'a kadar konut kredisi kullanma imkanıyla. Çağlayan sitesi projelerinde açık yüzme havuzu keyfi sizi bekliyor. Bitmedi. Ordu'da huzurun adresi Melikşah sitesi, Gümüş Evler, Şanlıtürk 1 ve Şanlıtürk 2 Candan Kent sitesi de Selçuk İnşaat güvencesiyle sizinle. Gelin hayallerinize Selçuk İnşaat güvencesiyle kavuşun. Selçuk İnşaat, geleceğinizi inşa ediyoruz.
umudun olduğu yerde hayat başlar. Gün gelecek, umuda ihtiyacın olacak. Anlamaya, sabretmeye. Belki uykuların kaçacak, zaman geçmeyecek, desteğe ihtiyacın olacak. Umut demeye, güvenmeye, gerçek olduğunda, beklediklerin döndüğünde, işte o güzel haber geldiğinde biz hep seninle olacağız. Sımsıkı sarıl hayata, hiç bırakma. Gelişmiş sağlık teknolojileriyle tam donanımlı, her biri dalında uzman hekim kadrosu ve yardımcı sağlık personeliyle bölge halkına en iyi sağlık hizmetini sunan Özel Ordu Umut Hastanesi, nitelikli hizmet anlayışını güvenilirlik, etik değerlerden ödün vermeden 7 gün 24 saat sağlıklı bir hayata açılan kapı olmaya devam ediyor. Mutluluğa ve sağlığa doğru Ordu'da umut var. Özel Ordu Umut Hastanesi. Ev sahibi olmak isteyenlere Güreş Pazarlama ve Şihoğlu Şahin İnşaat'tan müjde. Denize 150 metre, Karadeniz Otoyolu'na 100 metre, ayrıca Ordu Giresun Havaalanı'na 800 metre uzaklıkta daireler, anahtar teslimi 90 metrekare ve 140 metrekare dairelerimiz satışa başlamıştır. Cennetten bir köşe olan Gülyalı'da ömrünüzü geçirmek isterseniz işte fırsat. Ordu Üniversitesi Turizm Fakültesi ile bitişik daireler, pişman olmayacağınız yatırım, deniz ve doğada ortak yaşam. Reklam yapmıyoruz, geç kalmayın diye uyarıyoruz. Özellikleri görülmeye, güzellikleri yaşamaya değer. Sizi evlendirelim, sevdiklerinizle mutlu olun, mutlu ve sağlıklı yaşayın. Adres Ürünbey Mahallesi, Alişen Caddesi, numara 10 Gülyalı. Şarkiye Mahallesi, Osmanpaşa Caddesi, numara 76 Ordu. İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı alınan her önlem bir işletmenin geleceğini güçlendirir. Bir fabrikanın üretimini ve itibarını korur. Bir ürünün alıcısına ulaşmasında, ekonominin gelişmesinde rol oynar. Bir çalışanın hayatını kurtarır. Ailelerin birlik ve mutluluğunun devam etmesine katkıda bulunur. İster işveren olun, ister çalışan, kendiniz, aileniz ve ülkemiz için iş sağlığı ve güvenliğini lütfen ciddiye alın. Çünkü takmazsak kaybederiz. Güvenle büyü Türkiye. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Son yıllarda çiftçiler tarafından yoğun olarak görülen Amerikan beyaz kelebeği bulunduğu konuma ve beslendiği bitkiye bağlı olarak 300 ile 2000 adet arasında yumurta bırakabilir. Bu zararlı, öncelikli olarak orman bitkilerinin yer aldığı bölgelerde akça ağaç, dut, erik, çam, söğüt gibi bitkilerin üzerinde görülebilir. Yılda 3 kez popülasyon artışı gözlemlenen zararlı, özellikle Temmuz-Ağustos aylarındaki ikinci döl popülasyon artışıyla çiftçileri bezdirir. Bulundukları dallardaki yaprakları sadece damarları kalana kadar hızlı bir şekilde yiyerek örümcek ağına benzeyen ipeksi ağlar örerler. Ağ kurmaya başladıkları Haziran ayından itibaren kimyasal mücadeleye başlanmalıdır. Gerekirse ağ kurdukları dallar kesilip imha edilmelidir.
Reklamların ardından Yeni Gün kaldığı yerden devam ediyor. Televizyonlarını yeni açan tüm izleyenlerimize bir kez daha günaydın diyoruz. Programın başında da bahsetmiştik. Bugün stüdyomuzda önemli bir misafirimiz olacak. Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Bahadır Baş bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle özellikle son zamanlarda hızla değişen kanunları ve bu kanunların işverenlere, çalışanlara getirdikleri yükümlülükleri, asgari ücretteki vergilendirmeleri ve yeni vergi zamlarını konuşacağız demiştik. İşte şimdi kendisi burada. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Günaydınlar. Ben de bütün izleyicilerimize iyi bir gün, güzel bir gün diliyorum. Hepsini Ordu Mali Müşavirler Odası adına saygıyla selamlıyorum. Ayrıca size de nazik davetiniz için tekrar teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz bu yoğun tempoda geldiğiniz için. Biraz erken saatler oluyor ama gerçekten merak edilen konular aslında. Evet. Gündem bir hayli hızlı değişiyor. Evet. Hızlı yenileniyor. Eskiden hani sadece siyaseti ilgilendiriyordu evet. belki bu değişiklikler evet. ama artık belki ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı hızlıca işverenleri ilgilendiren, çalışanları ilgilendiren, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren yeni ekonomi alanlarıyla da hızlı bir değişim yaşıyoruz. Kısaca bunu bir değerlendirebilir misiniz? Yani bu hızlı değişimler nasıl yansıyor? Sizler bunu nasıl takip ediyorsunuz? Rakamlarla ilgilenen kişiler olarak. Şöyle analiz etmek lazım. Önce evet. bir genel bir portre çizmek lazım evet. ülkemizle ilgili. Yani dün herhalde TÜİK verileri açıklandı. Temmuz ayı işsizlik sonuçları açıklandı. Siz de yayınlarınızı evet. takip ediyorum. Kimi zaman haberlerden değiniyorsunuz. 10.7 gibi bir oran açıklandı. Bundan önceki aylarda yani Haziran ve Mayıs aylarında 10.5 diye açıklanmıştı. Yani niye bu rakamlar evet. önemli? Devlet olarak pek çok istihdamla mücadele, kayıt dışılığının önlenmesi, pek çok teşviklerle beraber işsizlik rakamlarının düşürülmesi toplum için çok önemli. Özellikle onun altına inmesini bekliyorduk. Yani mesela Temmuz ayı için mevsimsel işçiler söz konusuydu ama bu rakamlar inmedi. Özellikle bu istatistik TÜİK'in verisi olduğu için rahatlıkla söyleyebiliriz. En orada ilginç olan kısmı şu. Genç bayan işsizlerin her üç genç, yani genç bayanların her üçünden biri işsiz ve eğitimsiz. Evet. Yaklaşık olarak 3,5-4 milyona yakın işsizimiz var. Bunlar önümüzdeki ciddi sorunlar. Tabii ki bununla ilgili mücadeleler yapılıyor ama işte hep bu vergi politikalarındaki hani niye buradan başladık? Vergi artışları sonuçta bizleri etkileyen bu artışların tamamı bütün bunlarla mücadele evet, etmek için oluşturuluyor. Kesinlikle. Yani işsizlik anlamında ciddi sorunlarımız var. Dış borç stoğumuzda bir artış var. En son torba yasada bir 30 milyarlık bir artış talebi söz konusu evet. oldu. Yine bütçe açığımız 47 milyar civarında bekleniyordu. Maliye Bakanımızın açıklaması var. Biz de yeni günü o açıklamayla başlamıştık. Özellikle Eylül ayı sonunda 6.4 milyon gibi bir açıktan bahsetti. Bunlar tabii ki bize yansıyacak bize, herhalde. Hani tabiri caizse yol su elektrik olarak gelen şey artık vergi olarak, vergi zammı olarak dönüyor ama uygulamada tabii aslında ben Türk insanının uzun zamandır her vatandaşın işte zam nedir, ekonomi nedir, güncelleme nedir, kat sayı nedir, işte benzin fiyatları nasıl güncelleniyor, nasıl artıyor, nasıl azalıyor, bir kuruş ne etkiliyor hepsi aslında bilgimiz var. Ama burada şunun da fotoğrafını çekmemiz gerekiyor. Biz vergiyi doğru okuyabiliyor muyuz? Yani vatandaş olarak, yani biz bir birey olarak vergiyle ilgili bu çok önemli. Yani bu verginin nereye harcandığını her vatandaş olarak sorgulamamız lazım. Yani biz eğer vergi veriyorsak, burada çalışan olarak sizin bordonuzdan kesilip bir vergi ödüyorsanız bunun nereye harcandığını da bilmek hakkınız sizin değil mi? Kesinlikle. Yani, ama biz ne yapıyoruz mesela? Ben diyelim asgari ücretle çalışıyorum. Net 1404 lira alıyorum diyorum. Oysa brüt 1777 lira. Niye ben 1777 lira alıyorum? Aradaki 300 küsür lirayı da devlete ödüyorum demiyorum ama. Ne diyorum? Ben 1404 lira alıyorum. Mesela bir markete gidiyoruz. Fiyata bakıyoruz. KDV dahil fiyat. Evet. Ama oysa mesela ben bir araştırmada okumuştum. Amerika'da bu fiyat. KDV hariç fiyat. Siz biliyorsunuz ki kasaya gittiğinizde bunun vergisi de var. O vergi evet. devletin payı. Siz ödediğiniz vergiyi bilmezseniz, hissetmezseniz, yaşantınıza sokmazsanız bununla ilgili de sorgulama yapamazsınız. Yani baştan kabullenmişlikle tabii. başlarsak diyorsunuz zaten sıkıntı orada başlıyor tabii. diyorsunuz. Çok net olarak bunu böyle koymamız lazım. Yani bizim vergi bilincimizi oluşturmamız lazım. Evet. Yani ne diyor anayasanın 73. maddesi? Herkes mali gücüne göre vergi ödemekle mükelleftir. Yani mali gücü kriterini koymuş. Yine diyor ki mali politikasının bir amacı da diyor vergilerin dengeli salınmasıdır, hı-hı. adil dağıtılmasıdır. Yani şunu söylüyor. Keyfilik uygulaması yoktur vergilikte diyor. Yani ben bu sene devletin çok ihtiyacı var. %100 vergi koyacağım diyemezsiniz diyor. Niye? Ülkenin durumu, insanların durumu, vatandaşın durumu. Bütün bunları birlikte bir parametre değerlendireceksiniz diyor. Ona göre vergi koyacaksınız. Bunun ikinci parametresi bir hani keyfilik yok. Hı hı.
İki, vergi kanunları kaynağını anayasadan alır. Yani kanunluk ülkesi vardır. Siz kafanıza göre davranamazsınız. Altı, yatırımcı için de bu önemlidir. Yurt dışından bir yatırımcı buraya yatırım yapmaya geldiğinde bilir ki o ülkede bir anayasa piramidi var, bir vergi kanunları var. Bu gelişigüzel değişmez. Eğer değişirse zaten gelmez. Bizim bugün yaşadığımız sıkıntılardan biri de bu. Buradan hemen belki MTV ile ilgili artışlar, vergi zamlarında. Evet, soracaktık. Şöyle ki hatta ben biraz eleştirmekten de kaçınmadım. Çünkü yine Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın bir açıklaması oldu. MTV'de %40'ın ardından yeni yapılan düzenleme %25'e düşünce adaletli davrandık dedi. O zaman benim aklıma şu soru geldi. İlkinde adaletli değil miydiniz gibi bir soru gelmişti ama gerçekten çok konuşuldu. Belki de MTV'deki o oranı olmasa belki de hiç fark edemeyecektik. Her şeye çok vergi zam geldi ama biz MTV ile yola çıktık. Diğerlerini de öğrenmiş olduk vesilesiyle. Evet. O zaman MTV zammıyla devam edelim. Şimdi MTV aslında genel olarak baktığımızda ben gelirken bir küçük bir de bir araştırma yaptırdım. Evet. 22 milyon civarında kişiyi ilgilendiriyor. Yani araç sahibi 22 milyon kişi var. Toplam vergi gelirlerinde bu zamana kadar 2.2 oranında bir paya sahip. Bu yüksek bir orandır. Hı hı. Yani bizim 520 milyarlık bütçedeki vergi gelirimizin %2.2'sidir. Neredeyse gelir vergisi 2 milyon yaklaşık olarak 2 milyon civarında gelir vergisi mükellefinin ürettiği vergi %10'larda gelir ve kurumlar vergisini %10 düşünürsek, bütün Türkiye'deki ticari hayatın ürettiği vergiyi %10 düşünürsek, MTV'nin %2.2'si gerçekten önemli bir rakam. Bu düzenlemeyle bu oran %3'e çekiliyor. Şimdi burada şu var. Tabii %40'dan %25'e inmesi falan aslında söz konusu değil. Bu bir düşünceydi. Toplumun duyarlılığı, işte sosyal medya çok güçlü, televizyonlar çok güçlü, işte medya dediğimiz dördüncü kuvvet çok güçlü. Bunların baskısıyla, yoksa bu baskı olmasaydı takdir edersiniz ki o %40 olarak uygulanacaktı. Hatta ekonomiden sorumlu Maliye Bakanı diyor ki, bu yapamadığımız aradaki farkı da diyor başka kaynaklardan bulmak zorundayız diyor. Yani geri adım atılmış değil. Orada şu kriteri koydular. 2017 yılı sonuna kadar 1300 cc araçlar için %25, onun altındaki araçlar için de %15. Aslında burada da şu, ne kadar %15'in, yani 1300 cc'nin altında kaç aracımız var? O da yaklaşık olarak ben yine baktım, %14'ü, toplam araç sayısının %14'ü. Yani kişiye 3 milyon kişi o şekilde, 18 milyon kişi de %25'lik bir alana. Burada şunu, az önceki vergilerin kanuni ilkesiyle ilgili bir noktayı da altını çizmemiz lazım burada. Şu, MTV ile ilgili bizim yasamızda düzenleme var. Diyor ki motor taşıtlar vergisi bakanlar kurulu kararıyla işte %10'a kadar artırılır, %0'a kadar da sıfırlanabilir diye yetki vermiş. Siz şimdi bunu aşıp %40'lardan %25'lerden bahsettiğinizde bu sefer kanunun bu maddesi boşlukta kalıyor. Tamam, ben gerçekten çok inandığım bir şey var. Bu ülkenin en önemli sorunu kayıt dışılıkla mücadele. Ama onun kadar daha önemli bir başka bir sorunu var. Güven sorunu var. İnsanların güvenini kaybetmemeniz lazım. Yani vergi anlamında da diğer anlamında da sizin hesap vermeniz lazım. Adil olmanız lazım. Şeffaf olmanız lazım. Niye diyoruz? Her vatandaşın ödenen her verginin hesabını sorması lazım. Şeffaflık budur. Adillik budur. Siz her parametreyi, kayıt dışılıkla mücadele, işte vergi, her türlü bütçe açığını orta gelirinin üzerinden çözmeye çalışırsanız bu sefer karşınıza şöyle bir sorun çıkıyor. Güven sorunu çıkıyor. Ben yasaya bakıyorum. Yasa maddesi diyor ki bunun artış oranı belirlemiş. Şu kadar artırabilirsin diyor. Siz bunun üzerine çıkıp %40 oranında artış yaptığınızda bir sıkıntı. Tabii bunu tek bir pencereden bakmamak gerekiyor. Hükümet de devletimiz de bu çalışmayı yaparken bir bütçe açığı var, bir dış borç açığımız var, bir ithalat ihracat dengemizde problemler var. Yani bir FETÖ, 2016'da bir FETÖ terörü yaşamışız. İşte piyasada büyük bir kırılganlık var. Yani domino etkisi yaratabilir. Bakın önümüzdeki yıl çok daha ciddi sorunlar olabilir. Piyasada para yok, ekonomik sıkıntı var. Yani onlar da takdir edersiniz ki, yani ben hiçbir olayı tek bir açıdan bakıp sadece eleştirelim. Tabii ki eleştiriyorum bu açıdan %40 oranını ama bir iktidar, bir hükümet bu kadar güçlü vergi verdiğinde takdir edersiniz ki onun da kendisine olumsuz yansıması olduğunu biliyordur herhalde. Ama bazı ülke gerçekleri var. İşte bir operasyon var, yurt dışı sınır ötesi harekat var. İşte 30 senedir PKK ile mücadele var. Bunların hepsinin maliyeti yüksek. Tabii bu parametrelere baktığımızda aslında ihtiyaç var, kırılganlık var, ekonominin düzeltilebilmesi için bu desteklere ihtiyaç var. Ya aslında dediğiniz ilk aslında açıklamalarınıza başlayın, dediğiniz ifadeye dönmek istiyorum. Evet. MTV zamında halkın da tepkisiyle geri adım atıldı. Niçin? Sorguladı halk. O yüzden bizim
Neye vergi ödüyoruz? Vergi bilincimizin oluşması gerekiyor, sorgulamamız. Elbette ki ülkede olağanüstü durumlarda vatandaş olarak muhakkak her taşın altına elimizi koyacaktırız. Evet. Böyle bir ulustan, böyle bir kökten geliyoruz. Ancak gerisini yorumlamaya da gerek yok ama çünkü ciddi zamlar. Mesela biz kendimiz rutin hayatımızda bile bakıyoruz. Gittiğimizde vergi dilimlerine bakmıyoruz ama sepetimizde aynı şeyleri aldığımızda bir ay öncesinde 100 lira veriyorsak bir ay sonrasında 300 lira vermeye başladık. Aynı ürünler ve %100'ün üzerinde artışlar aslında ama hani MTV gibi büyük olaylar olmadığı için hissedemiyoruz. Ufak ufak sadece kişi ödediği kadar biliyor. Belki onlara da geliyor ama bir çikolataya mesela, bir sakıza, işte ne bileyim konserve ürünlere, yani her şey o kadar çok zam geliyor ki bunları yine detaylı... Bir katkı yapayım. Enflasyon sepeti açıklanıyor her ayda. İşte geçen ay açıklanan enflasyon rakamı 2004'ten bu yana en yüksek rakama ulaştı. Evet. Tabii bu bir anormal, eskiden yaşadığımız 2001 öncesi büyük bir enflasyon rakamı değil ama bir tehlike göstergesidir. Bu anlamda size şu katkıyı yapacağım. Bence enflasyonu şöyle tespit etmeliyiz. İşte TÜİK'in açıkladığı enflasyonun işte parametrelerinde yer alan işte o sepetteki ürünler çok da fazla bizi ilgilendirmeyebilir. Bence sizinle bir ocağın birinde bir markete gidip bir sepete alışveriş yapıp hem TL cinsinden alışveriş yapıp hatta bir noter çağırıp onu şey yapacağız, fiyatını oluşturacağız, bir sepeti kaça dolduruyoruz, atıyoruz 300 lira. Bir sene sonra aynı ürünler, aynı miktarda, aynı tutarda yine noterle beraber gideceğiz, bakacağız o sepeti kaça dolduruyoruz. Gerçek enflasyon odur. Yani reel enflasyon odur. Yani bizim tüketici olarak, bizim vatandaş olarak hissettiğimiz enflasyon odur. Yoksa işte camdan vesaireden parametre olarak şeyi hesaplamak çok da doğru değil. Kesinlikle. Ama şurada şeyde ben vergi bilincinde şunu da önemsiyorum. Siz altını çizdiniz. Bizim o vergi unsurunu oluşturabilmemiz için. Şimdi devlette de bir paradigmanın değişmesi lazım. Mesela vergi incelemeleri yapılıyor. Vergi incelemelerinde tamamen ocağına incir ağacı dikmek, ele geçenin canı yansın, ilk kırmızı ışıkta kim yakalanmışsa onun işini bitirelim anlayışı hakim. Bence bu böyle olmamalı. Niye? Biz artık proaktif denetim dediğimiz bir denetim sistemi var. Nedir? Önleyici denetim, eğitici denetim. Siz işletmeye geliyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz, şartlarını ortaya koyuyorsunuz. Bak bunu bir daha yapma diyorsunuz. Bununla ilgili bir ürün, bir değer yaratıyorsunuz. Yani ben onu şuna benzetiyorum. Siz eskiden devlet en hız yapılabilecek yerin tam çıkışında radar kurardı. Hiçbir yere lefa da koymazdı. Bir nevi tuzak kurardı vatandaşına. Devlet vatandaşına tuzak kuramaz. Yani devlet vergi mükellefine, kendisine... Yani kümesteki kazlar tabiri vardır. Şükrü Hoca'nın sıklıkla söylenir vergicilikte bir teoridir. Yani devlet mükellefine ceza yazmak için fırsat kullanmamalı. Yani kesinlikle. Bu da bir vergi bilincidir. Yani bir eğitim aşamasından geçmelidir. Bugün vergi inceleme oranları düşük belki. Hissetmiyoruz ama bakın önümüzdeki dönemde hissedilecek. Bu herkes her alanda bir çalışma yapılacak. Bunun ben anlayışın değişmesi anlamında bunu önemsiyorum. Evet. Yani biz vergi bilinciyle ilgili bir değer yaratmalıyız. Bir farkındalık yaratmalıyız. Ülke olarak sadece işte vergi haftalarında bir haftalık eğitim, kayıt dışında mücadele eylem planları değil. Yani gerçek anlamda, reel anlamda ülkenin vatandaşını, esnafını, ticaret erbabını etkileyici anlamda bir vergi bilinci oluşturmalıyız. Bunun için hepimizin taşın altına elini koyması gerekiyor. Bu anlamda biz meslek örgütü olarak buna katkı sağlıyoruz. Kesinlikle öyle. Sizin de bunu yakından bildiğinizi biliyorum. Yani sizin açıklamalarınızda şöyle parantez aralarına girdiğinizde benim korktuğum, yani endişeliyiz, endişelisiniz. Yani ekonomiyle daha çok ilgilenen, rakamlarla daha çok ilgilenen ya da iş dünyası bütün parametrik hesaplamalarını size emanet etmişken siz diyorsunuz ki bir tehlike var. Yani ekonomi adına bir tehlike var. Bu beni aslında korkutuyor gelecek adına. Şimdi şöyle bir şey, umutsuz olunmaması lazım. Ülkemiz için, bu ülkenin Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış, yani biz 1920-1923 ruhunu taşıyan bir milletin, büyüklerimizin çocukları, evlatlarıyız. Dolayısıyla bizim için işte kendi meclisine bomba atan insanları kendi içimizden, asker olarak beslediğimiz insanların bomba attığı bir ortamdan biz kurtuluşa eriyoruz. Bu anlamda benim bir endişem yok ama sayıları okumak bizlerin göreviyse, bu sayıları okurken bizim artan değerlerimiz var, bütçe büyüklüğümüzde artış var ama bakın Maliye Bakanı'nın bugünkü açıklaması %15, %16 diyor. 2018 bütçesinde artış olacak diyor. Bu ciddi anlamda hepimizin yaşantısını %15, %16 etkileyecek. Ha, bu arada sizin geliriniz de %15, %16 artıyorsa bir sorun yok. Ama sizin geliriniz, kamunun geliri %3 enflasyon oranında, %5 oranında artıp
Diğer bütün harcama kalemleri %15'lere, %18'lere çıkıyorsa enflasyon dediğimizde o zaten hepimizi üzecek demektir. Bu anlamda endişeliyim. Yoksa ülkenin, Türkiye'nin kaynaklarını harekete geçirmek önemli. Bizim gerçekten güzel duygularımız var. Zor zamanlarda bir araya gelmesini becerebiliyoruz. Dilimiz, dinimiz, ırkımız ne olursa olsun ama zor zamanlarda bir araya gelebiliyoruz. Bu büyük milletlerin özelliğidir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çok da güzel özetlediniz aslında benim sormak istediğim soruya cevap olarak. Efendim asgari ücreti de sormak istiyoruz. Evet. Son zamanlarda asgari ücretlilerin maaşından da belirli kesintiler, evet, vergi dilimine girdi, girmedi vesaire. Sonra onunla da ilgili farklı şekilde karşılayacağız dendi. Çalışma Bakanı açıklama yaptı. Başbakan Binali Yıldırım açıklama yaptı. Asgari ücretlilerin durumu ne? Onlar ne oluyor? Onlar da bir gergin. O evet, konuya da değinir misiniz? İnanın gelirken düşündüm. Çok güzel özetlediniz. Yani bu soru bu kadar güzel sorulabilirdi. Gündemi takip ettiğini samimiyetle söylüyorum. Belli. Gerçekten asgari ücretlerde bir sorun var. Aslında bu sorun Ocak ayında belliydi. Ben şu anlamda itiraz ediyorum. Ocak ayında belli olan Sayın Başbakan'ın, Binali Yıldırım'ın açıklaması var. Asgari ücretin 1404 liranın altına inmesine müsaade etmeyeceğiz diyor. Evet. Yani kayıtlarda var. Ocak ayı açıklamasıdır. Bu kadar belliyken, bu kadar ortadayken, bu kadar matematiksel bir durumken siz bunu Ekim ayındaki torba yasaya koyup Ekim ayının sonuna doğru çıkartmaya çalışmanız yazık yani bu millete. Bu anlamda bürokrasinin yavaş adım attığını düşünüyorum. Yani bunu da doğru bulmuyorum. Buradaki sorun şu. Bizim ülkemizde ücretlerde ve gelir vergisi mükelleflerinde artan oranlı vergi tarifesi uyguluyor. Yani siz 11 bin liraya, 13 bin liraya kadar %15 üzerinden vergi ödüyorsunuz. 13 bin liradan 30 bin liraya kadar %20. 30 bin liradan 110 bin liraya kadar %27. 110 bin liranın üzeri de %35. Burada bizi ilgilendiren kısım asgari ücretliler için ilk iki dilim. Yani 13 bin liraya kadar ilk 8 ayda elde ettikleri gelirlerin vergi matrağı 13 bin lirayı aşmadı. Dolayısıyla herhangi bir sorun yoktu. Herkes 1404 lira, bekar birisi 1404 lira parasını aldı. Evet. Asgari ücretli çalışan için söylüyorum. Gitti. Ancak Eylül ayına geldiğimizde 13 bin lira limiti açıldı. 13.500 lira gibi bir rakama geldi. Artan 500 liranın %20'den vergilendirilmesi gerekiyor. Bu da asgari ücretlinin 1404 lira olan asgari ücretini 1778 lira düşürdü. 30 liralık bir düşüş gerçekleşti bu ayki ücretinden. Gelecek ay eğer bu yasa çıkmazsa, torba yasa, Ekim ayı ücretinden 70 liralık bir düşüş söz konusu. Dolayısıyla siz asgari ücretle çalışıyorsunuz. Sizin için hiçbir şart değişmemiş. 1404 lira almanız lazım. Başbakan açıklama yapıyor. 1404 lira almanız lazım. Ama işverenize gittiğinizde size 1378 lira ödüyor. Şimdi bir iş hayatında da bir sorun yaratıyorsunuz diye güven sorunu yaratıyorsunuz. Yani bilmeyebilir asgari ücretle çalışan, evet, bu olayı bu kadar yakından takip etmeyebilir. İşverenin burada bir kurnazlık yaptığını düşünebilir. İş hayatında bu tehlikeye atıyor. Kesinlikle. Dolayısıyla şimdi tabii gerek başbakanım gerekse Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı'nın açıklaması var. Diyor ki 5 milyon asgari ücretli ilgilendiriyor. Bununla ilgili düzenleme yapacağız. Bunu ilave edeceğiz. Biz devletimize inanıyoruz. Torba yasada da bunu görüyoruz. İlave edileceğini biliyoruz. Ama Eylül ayı ücretleri geçti. Herkes bir defa 5 milyon, evet, kişi düşük ücret aldı. 30 lira bu ay için düşük ücret aldı. 5 milyona çarptı da ciddi bir rakam, evet, aslında. Belki kişi bazında, evet, ufak görünse, evet, de. Yani iş adamlarının, işçi çalışanların cebinde bu rakam kalmış oldu. Bu 28'er liralar. Ama şimdi diyor ki devlet ben bunu Ekim ayı yani sıkıntı şu. Yetişmezse Kasım ayına tekabül edecek. Yani eğer yetişirse Ekim ayı içerisindeki ücretleri bunu yansıtacağız diyor. Asgari geçim indirimi üzerinden ilave edeceğiz. Onların hak kaybı olmayacak. Bu ayki 28 lirasını bir sonraki ay ücretin içerisinde 28 lira fazla ödeyerek 1404 lira değil de bu sefer 1430 lira alacak. 1434 lira alacak. O 28 lira fark bir sonraki ay. Evet. Buradaki sıkıntı şu. Ben onu kamuoyunun takdirlerine arz etmek istiyorum kanalınız aracılığıyla. Çok da yazılıp çizilmedi. Şimdi asgari ücretli bekar ve eşi çalışmayan için durum bu. Ancak 1, 2, 3, 4 çocuğu olan için başka bir sıkıntı var. Şimdi diyelim herhangi bir asgari ücretle çalışıyor. Bekarsınız 1404 lira alıyorsunuz. 4 tane çocuğunuz var, eşiniz çalışmıyor. 1480 lira alıyorsunuz. Asgari ücretin sistemi bu. 1480 lira. Şimdi diyor ki yasa 1404'ü aşağıya indirmeyeceğim diyor. Bu 1480 lira alan herkes de o anlamda bir düşüş olacak ve onlarınki karşılanmayacak. Yani 75 lirayla 256 lira arasında çocukları olanlar bu işten zarar edecekler 4 ayda. Yani onların daha çok ihtiyacı varken. Evet, bence kanun yapıcının bunu bürokrasinin gözden kaçırdığını düşünüyorum. Gerçekten önemli bir konu. Bunun o insanların daha çok ihtiyacı var. Yani 4 tane çocuğu olan bir insan
1480 lira alırken 1430 lira alacak veya 1440 lira alacak vergi diliminden dolayı. Onların farklarında giderilmesini aracılığınızla iletelim. Çok önemli. Evet. Çok önemli. Siz de iyi yakaladınız. Gerçekten hani gözden kaçan detaylar zaten birçok sorunu beraberinde getirenler, evet, değil mi diyelim. Adaletsizlik de oluyor işte, dediğiniz güven problemi de ortaya çıkacak. Yani şimdi 4 çocuklu olanın suçu ne? Evet. Onun daha çok ihtiyacı, evet, varken o bu vergi diliminden muaf olmayacak, evet, devam edecek, evet, onun için uygulama. Ama 1404 alan normal bekar birisi için etmeyecek. Ne diyelim, keşke bu detayları kanun yapıcılar da irdelese, evet, görse, evet, diyelim. Asgari ücret ekleyeceğiniz yoksa farklı bir konuya geçebiliriz. Asgari ücretle ilgili genel olarak bunların, evet, çözülmesini bekliyoruz. 5 milyona yakın insanı, hı hı, ilgilendiriyor. 13 milyon çalışan var. Yani bu konunun düzeltilmesi önemli. Özellikle söylediğimiz parametrenin atlanmamasını rica, hı hı, ediyoruz. Eğer bu yasa bu şekilde çıkarsa sadece bekar ve eşi çalışmayanlar bu yasadan yararlanacak. Diğer çocuklu olan herkes bu yasadan az veya çok mağdur olacaktır diye düşünüyorum. Niye önemli? Bugün Türk İş'in açıkladığı rakamlara, evet, göre açlık sınırı 1509 lira, yoksulluk sınırı 4000 küsür lira açıklanmış, 4900 lira açıklanmış, asgari ücreti 1404. Ben diyorum ki, yani ben demiyorum yani biz veya diyoruz ki meslek camiası olarak asgari ücretten vergi hiç alınmamalı. Yani insanlar 1777 lira brüt para varsa eğer asgari ücret evine götürebilmeli. Niye götürebilmeli? Ben bunu samimiyetle söylüyorum. Siz eğer açlık sınırını 1505 diye 1509 lira açıklıyorsanız asgari ücretin 1404'ün altında olması bence üzücü bir durum. Kesinlikle. Bunun düzeltilmesi lazım. Asgari ücretten vergi kesintisinin kaldırılması lazım. SGK kesintisinin kaldırılması lazım. Yine gelmeden kabaca bir baktım. Bir asgari ücretli çalışan 6900 lira bir yılda SGK primi, damga vergisi ve gelir vergisi ödüyor. Yine bakın asgari ücretle çalışan bir kişinin bir yılda ödediği vergi ve SGK yükü 6300 lira civarında bir rakam olarak hesapladım gelirken. Şimdi yine internetten aldığım verilerle beraber diyelim sizin İstanbul'da bir taksi plakanız var. 1 milyon 600 bin, 1 milyon 700 bin, 2 milyon diyelim bunun değeri, taksinin plakanın değeri. Bu rakamlar konuşulduğu için yani ben çok işin uzmanı değilim. Ödediğiniz basit usul mükellefiyseniz ödediğiniz vergi kabaca 7 bin lira civarında bir yılda. Ortalama kazancın bu olduğunu görüyoruz. Şimdi bir asgari ücretin 6300 liralarda İstanbul'da taksisi olan birisinin kazancının beyanına baktığımızda yani ortalama kazanç tabii yüksek beyan da vardır ama biz ortalamayı konuşuyoruz. Çok anormal bir farklılık var. Bunun düzeltilmesi lazım. Ve asgari ücretli de bu yükün kaldırılması lazım diye özellikle düşünüyoruz. Evet, yani burada değil, rakamlar apaçık ortadayken, evet, bu adaletsiz dengenin gerçekten düzelmesi gerekiyor. Adaletin sağlanması gerekiyor. Asgari ücret yerindeyken, her şeye zam geliyorken, evet, bu parametrelerin, evet, dikkate alınması gerekiyor. Önemli konulara değindik. İnşallah faydamız olur. Birileri dikkate alır diyelim. Bir farklı konuya geçelim o zaman. Evet. Süreyi de iyi kullanmak, evet, adına söylüyorum. Önemli bilgiler, evet, alacağımızdan, sizden faydalanacağımızdan, evet, düşünerek. Mesela ölüm tazminatından bahsetmiştiniz. Evet. Biz bunu çok fazla bilmiyoruz. Kimsenin de bildiğini düşünmüyoruz. Belki birçok kişi bilmediği için bu ölüm tazminatı devlete kalabiliyor olabiliyor. Hakkından yararlanabiliyor. İşverene kalabiliyor, evet, ya da bilmiyoruz. Çok işte bak bu kadar bile bilmiyoruz, evet, yani. Hani diğer konuları biliyoruz. Evet. Nedir bu efendim? Bunu sizden öğrenelim. Şimdi aslında ölüm tazminatı konusu bizim değerli bir arkadaşımız Soner Bey, iyi bir gazetecidir. Onun aslında girişimleriyle ortaya çıkmış bir konudur. Ona da teşekkür, hı hı, ediyoruz. Hem bizler ordu, teşekkür ediyoruz. Ordu gündemine taşıdığı için. Orada şöyle bir durum var. Ölüm tazminatı aslında Borçlar Kanunu 2011 yılında kabul edildi. 1 Temmuz 2012'den itibaren de uygulanmaya başlandı. Onunla gelen bir madde. Hı hı. 440 ve 441. maddelerde düzenleme yapılmış. Hı hı. Diyor ki bir işçi ölürse iş hakkı sona erer. Sona ererse diyor bunun ölen işçinin eşine ve reşit olmayan, ergen olmayan 18 yaşından küçük çocuğuna eğer 5 yıldan az çalışmışsa bir asgari ücret, 5 yıldan fazla çalışmışsa brüt 2 asgari ücret oranında yardım yapılır. Ölüm tazminatı ödenir diyor. Kanun açık ve net bir uygulama. Tabii bununla ilgili birkaç husus da detaylandırayım, yine üzerinde konuşuruz. Mesela sizin de tabi olduğunuz basın iş kanununda, evet, 18. maddede ölüm tazminatını düzenlemiş. Ayrıca siz Borçlar Kanunu'ndaki bu ölüm tazminatından yararlanamazsınız. Çünkü sizin kanununuz diyor ki, ona da baktım 18. maddesi basın iş kanunu. Basın sektöründe çalışan bir kişi ölürse diyor, ailesine 3 asgari ücrete kadar, 3 asgari ücret demiyor, maaşının 3 katı oranında yardımda bulunur, hı hı, diyor. Yani artık sizin
Basın iş kanunu özel bir kanun olduğu için ve sizin kanun bu konuyu düzenlediği için artık siz bir de ayrıca borçlar kanunundaki yararlanan talep edemezsiniz. Genel kanun, özel kanun farklılığında. Ama 4857 sayılı iş kanunu ve deniz iş kanununda bu yasa bu sayılmamış. Yani böyle bir tazminat yok. Bizim bildiğimiz ne? Bir işçi öldüğü durumda, yalnız bunu da şunu söylemiyoruz. İş kazası değil bu. Evet, yani siz normal herhangi bir işte çalışıyorsunuz, Allah göstermesin, herhangi birisi evine gidiyor, akşam uyurken kalp krizi geçiyor, vefat ediyor. Ailesi bu haklardan yararlanabiliyor. Bu iş kazası değil. Biz biliyoruz ki uygulamada veya şöyle tahmin ediyorduk. Bütün bu uygulamanın tamamı kıdem tazminatı var. İşte bir yılı doldurmuşsa, işçi vefat ederse kıdeme oranında da brüt asgari ücret üzerinden hak alır ve bütün onun varisleri de bu haktan yararlanır diye düşünüyorduk. Ancak burada uygulama böyle değil. İşin ilginç yanı, ben birkaç sosyal güvenlik uzmanıyla da görüştüm. Dün Türkiye çapında yani ulusal medyada yer alan değerli üstadlarla da görüştüm. Onlar diyor ki yani biz Soma olayında bile diyor avukatlar bunu talep etmediler diyor yani. Çok ilginç. Yani özellikle birkaç hocanın da bu konuyu sadece bizim veya Soner Bey'in girişimi değil. Bizden önce 2012, 13, 14, 15'te bu konu işlenmiş ulusal basında. Bu hakkımız var. Yani herkesin bu hakkını denemesi lazım. Buradaki sıkıntı şu. Siz bu hakkınızı talep edebilirsiniz işverenden. İşveren vermeyebilir. Mahkemeye gidebilirsiniz. Mahkeme şunu söyleyebilir. Kardeşim sen kıdem tazminatı alıyorsun. Bir de ölüm tazminatı var. Yasayı böyle yorumlayabilir, vermeyebilir. Ama ben bunu kabul etmiyorum. Niye? Şimdi bakın 4857 sayılı yasa 2004 yılında çıkmış bir yasa. Borçlar Kanunu 2011-2012 yılında çıkmış bir yasa. Eğer yasa düşünseydi, yasa yapıcı, kanun yapıcı irade, 2012 yılında şunu düşünebilirdi. Zaten burada kıdem tazminatı var, biz bunu koymayalım derdi ve onu koymazdı. Bence maksat bu değil. Maksat Borçlar Kanunu'nda işçiye özel bir hak vermek. Yani onun ölüm nedeniyle ortaya çıkan manevi unsurlarını dikkate alarak bir tazminat ödemeye istemesi. Bence her işçinin bunu talep etmesi lazım, işvereninden alması gerekiyor. Burada kriter şu. Yıl bazı da yok. Kıdem tazminatında bir yıl çalışmanız gerekiyor. Bunda bir yıl da şartı da yok. Beş yıla kadar çalışmışsanız bir brüt asgari ücret, beş yıldan fazla çalışmışsanız da iki brüt asgari ücret üzerinde ölüm tazminatı alma hakkınız var. Önemli bir konu. Tarafların bunu talep etmesi, izlemesi, haklarını kullanması ve hukuki sonuçları, eğer yargı bu konuda bir karar verecekse, bu kanun hükmü bu kadar sarih açıksa, açıkken hala kanun, hukuk mahkemeler bununla ilgili bir değerlendirmede bulunacaksa o da bulunur. Onun nihayeti üst mahkemeleri var. Bir çözüme ulaşır. Ama toplum ya bu maddeyi biz buradan kaldıralım veya da bu maddeyi görmemezlikten gelemeyiz yani. Bu hukuka uygun değil. Yani hukuk devletinde bir madde var ama görmezden gelmeye çalışıyoruz. Hukukçuların da göz ardı etmesi. Tabii yani bu böyle bir durum. Ve yani belirtmek istiyorum, iş kazası değil bu. Ola ki başımıza gelen herhangi bir durum. Tabii. İş kazası olması şartı ama da yok. Ama burada şunu söyleyelim mesela. Mesela emekli olmuş, başına bir durum gelmiş, o artık bu kapsamda yok, değil. Ki. Çalışırken yani bir iş aktı olacak, bir işverene bağlı olarak çalışılacak ve herhangi bir şekilde ölüm vuku bulduğunda iş sözleşmesi sona erecek. Ölüm çünkü iş sözleşmesini sona erdiren bir sebeptir. Dolayısıyla bu durumda biz bunu niye kamuoyuyla paylaştık? Bu güncel bir konu. Bunun bilinmesi, topluma bir katkı, buradan değer sağlayıp kendine zor durumdaki ailelerin kendine bir katkı sağlaması. Kesinlikle bu anlamda topluma bir borcumuzdu. En azından tartışılmasını sağladık. Yani bu kanun bu kadar açık ama ola ki bizim de atladığımız bir husus vardır. Biz sonuçta hukukçu değiliz, mali müşaviriz ama bu alanı böyle değerlendirip de birisi yararlanırsa, menfaat elde ederse, herhangi birisi zor durumdayken bundan bir amaç sağlarsa da bizim amacımız yerine gelmiş olur. Sizin dahi bu konuyu burada açmanız bu anlamda bizler için önemli diye düşünüyorum. Dediğiniz gibi böyle bir kanun var, böyle bir madde var. Neden kullanmıyoruz? Muhakkakiyetle kullanılması gerekiyor. İşte ne kadar aslında haklarımızdan haberdar olmadığımızın göstergesi. Belki de birçok daha hakkımız olabilir. Bir de arabuluculuk var artık. Hukuki bir terim, hukuksal yaşamda hayatımıza girdi. İş dünyasında ne ifade ediyor bu? Yani sizin için arabuluculuk ve izaha davet başlığında bir ifade var. Bunu biraz açabilir miyiz? Şimdi arabuluculuk konusuna geldiğimizde arabuluculuk şöyle bir durum. Sadece hukukçuların yapabileceği bir iş olarak yeni iş mahkemeleri yasa tasarısı mecliste kabul edildi. Yasalaştı artık ama resmi gazetede bildiğim kadarıyla yayınlanmadı. Belki bugün dün yayınlanırsa kaçırmış olabilirim ama yasalaştı artık kanunlaştı. Şimdi 14 milyon işçiyi ilgilendiriyor. Siz ihbar tazminatınızı, kıdem tazminatınızı, fazla mesainizi, işverenden alacağınız ücret alacağınızla ilgili artık mahkemeye gidip dava açamıyorsunuz. Öncelikle arabulucuya gideceksiniz.
arabulucu, işçi ve işvereni bir araya getirecek. Bununla ilgili bir çalışma yapılacak. Eğer arayı bulamadıysa bununla ilgili hazırladığı tutanağın bir fotokopisini veya aslını işçiye verecek. Bu durumda gidip sizin dava açma hakkınız var. Sağlıktaki aile hekimliği sistemi gibi. Hastaneye evet. gitmeden önce aile hekimi sizi görecek evet. diyorlar ya. Evet. Sevkiniz yani adli makamlara sevkiniz önce arabuluculardan geçecek. Ama bütün konularda değil. Evet, sadece işçilik alacakları ile ilgili. Bütün alanları kapsamıyor. Özellikle bu yani işte diyelim borç alacak hı-hı. davanız var. İşte bir başka özel tapuğu var, boşanma. Onlarla ilgili değil. Sadece işçi alacakları, işçi tazminatları konularında ama burada şey yok, iş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili gitmenize gerek yok. Normal mahkemeye gidebiliyorsunuz. Söylediğim gibi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, izin süreleri ve ücret alacağınızla ilgili herhangi bir işverenden alacağınız varsa bu sadece işçi için değil. Diyelim siz herhangi bir işverenden, işveren işçisinden ihbar tazminatı da isteyebilir. İşveren de aynı şekilde dava açamıyor. Önce arabulucuya gidecek, o müesseseden yararlanacak ve ondan sonra da anlaşma zemini olmuşsa zaten iş tatlıya bağlanacak. Olmamışsa da oradan alacağı tutanakla beraber dava dilekçesini ekleyip dava açacak. Buradaki bizim itiraz ettiğimiz nokta şu. Ya daha doğrusu benim itiraz ettiğim nokta şu. Meslek mensupları, mali müşavirler 1990'dan bu yana kadar aslında işçiyle işveren arasında arabuluculuk yapıyor. Niye arabuluculuk yapıyor? İşte çalıştırdığı işverenin, defterini tuttuğu müşterisinin yanında çalışanı da biliyor. Onları çok rahatlıkla bir araya getirebiliyor. Onların uzlaşmasını, onların borç alacaklarıyla ilgili tespitin yapılmasında aslında bir güven meselesi var. Fiilen yaptığımız bir iş bizim bu. Yani tabii dolayısıyla yasanın bunu sadece hukukçulara tanıması bu anlamda ben itiraz ediyorum buna. Burada bunun zamanla düzeleceğine de inanıyorum. Bakın bir sendikalı çalışan birisinin bordrosunu hesaplamak 5 bilinmeyenin muhasebe denklemini çözmekten daha zordur. Samimiyetle söylüyorum. Gelir vergisi var, SSK'sı var, o var, bu var, şu yardım var, işte çocuk yardım var, yakacak yardım var. Hangisinde SSK var, hangisinde vergi var, hangisi tazminat, hangisi yardım? Evet. Şimdi, gerçekten söylüyorum. Ben tek başıma yapamıyorum. 2-3 kişi bir araya gelip bu parametrelerle beraber bir bordro hazırlıyoruz. Şimdi siz böyle zor bir bordroyu ile ilgili çıkacak sonuçla ilgili bir hesap yapılması lazım. Bunu sadece hukukçulara verilmesi. Tabii ki onların yeterliliği bilgisine saygı duyuyorum. Ben bu muhasebeciler yapılsın meslek şövalizmi anlamında söylemiyorum. Ama biz fiilen zaten büromuzda işçi geliyor diyor ki abi ben işverenimden ayrıldım. Biz ya Ali işvereni arıyoruz bak bu seni şikayet edecek bak bunun haklarını ver diyoruz. İşveren diyor ki ya tamam uğraşmayalım verelim. Ya bu yaptığımız iş hayatın gerçeği bu. Bunu, biz bunun, zaten arabulucuyuz diyorsunuz yani, bir nevi bu anlamda. Yani tabii %100 kanuni tırnak içinde yani bunu %100 yapıyoruz dersek maksadını evet. aşmış olur sözümüz ama hayatta da bir hayatın gerçeği var. Uygulamada işte hepimizin çevremizde arkadaşlarımız var. İşçi geldiğinde ben abi muhasebeciye söyleyeyim. Orada dilekçesini yazarken abi ben bunları işte şikayet edeceğim, şunu söyleyeceğim veya ben şu hakkımı istiyorum diyor. Biz de işvereni arıyoruz bak bu adamın bu haklarını vermemişsin. Evet bu hani yani fiili... Bir şekilde bunu zaten alacak. Kanun evet, bunu evet, öngörüyor. Evet. Sen, bu işi istersen tatlıya hatta bağla. Biz falan. Diyoruz ki hatta ona sen bak bir kısım haklarını yarın öbür gün bu söylediğini ispatlarsa sen bir kısım teşviklerini, yardımlarını kaybedersin diyoruz. Bu sefer de işveren ya bu zaten fiili bir durumdur yani. Bunun bizim o metinde ben söylüyorum. İşçi davaları, işçi alacakları ve bunlarla ilgili söylüyorum. Yoksa genel hukukla ilgili bizim maksadımız değil ama mali müşavirleri de bu yetki tanınmalıydı. Burada bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bunu kanalınız aracılığıyla paylaşmak istiyorum. Yine bir konu da SGK ile ilgili devletimiz geçen sene ekonomik istikrarın bozulması nedeniyle gerek KOSGEB teşvikleriyle gerekse SGK ertelemeleriyle işverenlere destek olmaya çalıştı. Piyasanın önünü açmaya çalıştı. İşte nakit sıkışıklığını gidermek için bir hamle yaptı. Doğruydu da bence de. Yani bu çok doğru bir hamleydi. O zaman da söyledim. Bugün de söylüyorum. Ama bugün o yapılan mesela geçen sene Aralık, Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarını 10 yıl o 10 ay erteledi. Evet, 10 ay. Şimdi Aralık ayının zamanı doldu 10 ay ve bu ay ödenmesi gerekiyor. Şimdi buradaki sorun şu. Bu ertelemeden yaranan işverenler için altını çiziyorum. Özellikle onları çok yakından ilgilendiriyor. Buraya dikkat kesmelerini rica ediyorum. Eğer bu teşviki bu ayın sonuna kadar, Aralık ayında erteledikleri teşviki bu ayın sonuna kadar ödemezlerse 10 aydır yararlandıkları bütün teşvikler iptal olacak. Yani siz Aralık ayında devlet size 10 bin liralık dedi ki prim ödemeniz var, işçi çalıştırdınız. Kardeşim bu 10 bin lirayı bana ödeme, Ekim'de ödersin dedi. Geldik şimdi Ekim ayına. Siz bu 10 bin liralık prim borcunuzu ödemezseniz
10 aydır yararlandığınız bütün teşviklerinizi iptal ediyor. Bütün indirimlerinizi iptal ediyor. Artı 10 ay boyunca da gecikme faizi. Kabaca hesapladım. 10 bin lira bir borç için 7 bin lira, 8 bin lira civarında bir maliyet geliyor. Yani işçilerin, işverenlerin ne yapıp ne edip bu borçların ödemeleri gerekiyor. Bu çok önemli. Burada yapabilecekleri, ya biz bunu öderiz ne olacak, bir sonraki ay öderiz dediğinizde 10 aylık bütün hakkı kaybolmuş oluyor. Özellikle mağdur olmamaları için, yani devletin onlara sağladığı bir imkanın şimdi kendilerine çok daha büyük bir sıkıntı olarak gelmemesi için kanalınız alıcıyla işverenlerimizi uyarıyoruz. Özellikle cari ayını ödemeyebilir. Mesela bu ayın, yani sıkışıksa tabii ödemeyebilir derken o bizim maksadımız veya bizim haddimiz değil. Yani eğer işletme zor durumdaysa bu ayki borcunu ödememeyi tercih edebilir. Ama Ekim ayından ertelenen borcunu ödemek zorunda. Neredeyse %70'e yakın bir maliyetle karşılaşacaktır. Bunu kanalınız aracılığıyla iletmiş olalım. Evet, çok önemli bir konu. İşverenleri ilgilendiriyor. Yani aradaki rakamlar da bir hayli ciddi. Ben siz açıklamalarınızı yaparken not tutuyorum. Çünkü biz akşam bültenini de haberleştireceğiz. Bazı konuları kimi zaman arasından çekiyoruz, şey yapacağız. İşverenlerimizi akşam bültenini de uyaracağız. Onun için notlarımı da tuttum. Çok önemli bir konu. Evet. Ekim ayı neredeyse yaralandı. Bir sonuna geldik. Bu ay sonuna geldik kadar da ödenmesi gerekiyor. Önemli bir konu. Yani mağduriyettir. Yani bu anlamda da iyi oldu. Yerden yararlanamayacağız. Zaten şimdi, ekonomi böyle bir sıkıntı. Şöyle düşünüyor olabilir işveren. Yani ne olur işte Ekim ayını ödemedik. Bir ay sonra öderiz. Şimdi durumumuz iyi değil. Hayır, bunu ödemediğin zaman 10 bin liraysa, yani bu rakam çok işçi çalışan, 100 bin liraysa 70 bin lira. Evet. Yani kredi faizleri, maliyetleri ortadayken bu borcu ödememek bir katına çıkartıyor ki o çok büyük bir işletmeye yara veriyor. Artık bundan sonraki teşviklerden de yararlanamayacak bir yıl boyunca. Bunları yani akıl kârı iş değil diyerek değil. Özetlemiş evet, olalım efendim. Evet. Yine sormuştunuz, hani siz sorduğunuz için ben kısaca İZA Davet Müessesi ve yine ilimizde bilirkişilik eğitimleri yapılacak. Bilirkişilik kanunu 2016 yılında yasalaştı. 2017 yılında da yönetmeliği yayınlandı ve ilk uygulamasına başlandı. Geçmişteki bütün bilirkişi, bu sizi de ilgilendiriyor televizyonculuk alanında, yaşamda. Bütün işletmelerde bilirkişi olmak için özel bir statüye, ünvana gerek yok. 5 yıllık bir tecrübeniz iş alanınızda, bulunduğunuz iş alanında 5 yıllık tecrübeniz ve bilirkişilik eğitimlerine müracaat ettiğiniz takdirde oradan aldığınız sertifikayla il adalet komisyonları veya bölge adalet komisyonuna müracaat ediyorsunuz ve bilirkişi listesine adınızı yazdırıyorsunuz. Bunun güzelliği şu, Türkiye'de bilirkişilik müessesesi gerçekten olumsuz bir müesseseydi, doğru işlemeyen müesseseydi. Bu benim tespitim değil. Yani ulusal medyayı açarsak bununla ilgili yüzlerce makale görürüz. Ama devlet de bu olumsuzluğu fark etmiş olacak ki bunu önlemenin geçmiş bütün bilirkişileri lağvetti. Yeni bir sıfırdan başlıyorum dedi, yeni bir kütük oluşturacağım dedi. Ve bu dosyaların paylaşımında adalet sistemini getireceğim dedi. Yani mahkemede birisini tanımanız değil, sistem size dedi dosyayı bilirkişi olarak atayacak dedi. Dolayısıyla bütün bunlar olumlu. Yeni bir kütük için girişimler başladı. Bizi niye ilgilendiriyor? Şurası ilgilendiriyor. Ordu'da sadece Ordu Mali Müşavirler Odası'nda bu eğitim verilebiliyor. Ve bizim üst birliğimiz TÜRMOP TESMER'in katkısıyla beraber hocaları onlar gönderecekler. Onların aldığı yetkiyi bize kullandırıyorlar. Ordu'da bizim haricimizde bir başka kurum bilirkişilik eğitimi veremiyor. En azından bu dönem için veremiyor. Bundan sonraki dönemde başka kurumlar müracaat edip alabilir. İlimizdeki bilirkişi olmak isteyenlerin TÜRMOP TESMER'in sayfasından, odadan bilgi alarak bu eğitimlere katılıp 24 kişilik sınıflarda 24 saatlik 6 günlük bir eğitim yapılacak. Ciddi eğitimler. Dolayısıyla bu hukuka yardımcı olmak için bilirkişilik kurumu ve müessesesi önemli. Bunun devlet tarafından yeniden organize edip yeniden bunun oluşturulmaya çalışması bizler adına çok önemli. Ben dolayısıyla bu müesseseyi de kısaca tanıtmış oldum. Evet, ne zaman başlayacak eğitimlerde? Buna başvurular eğitim, ne zaman başlayacak? Başvurular belki bugün de alınabilir mi bilmiyorum. Başvurular başladı. Eğitimler de Ekim-Kasım ayı içerisinde eğitimler tamamlanacak. Ama ondan sonra ikinci dönem kursları yeni açılacak. Yani 2018'in ilk başında da bu eğitimler aynı şekilde devam edecek diye düşünüyorum. Peki kişiye artısı nedir bilirkişi olmasının? Şimdi şu, siz herhangi bir davada diyelim televizyonculuk alanında bir konuda bilirkişi olarak atandınız. O konuda bir hukuka yardımcı olup hukukun, adaletin tecellisine katkı sağlamış oluyorsunuz. Bir bilginin gerçek anlamda oluşturulması için hakime yardımcı kanaat önderir. Sizin kanaatiniz sonuç değil elbette ama
sizin görüşünüzü hakim mutlaka değerlendirip ona göre kendi görüşünü de oluşturacaktır. Sizi yardımcı olarak değerlendirecektir. İşte o yapmış olduğunuz bilirkişlikten dostanın büyüklüğü, ebatı veya sektörüne göre de bir bilirkişi ücreti takdir ediliyor. Hı hı. Yani uygulamada bugün çok ekonomik değil belki 200-300 lira gibi rakamlar. Çünkü size bir dosya geliyor. Evet. 5-10 saat belki üzerinde çalışacaksınız ama 300 lira alıyorsunuz. Ama bu herhalde bu yeni düzenlemeyle beraber, yeni sistemle beraber onların da ekonomik olarak da bir cazip tarafı olacaktır. Özellikle altını çizmek istediğimiz nokta 5 yıllık mesleki tecrübe sektöründe 5 yıllık mesleki tecrübe. Sizin için işte televizyonculuk kodunda 5 yıl sigortalı olmanız onun ispatıdır. Başka bir belgenize ihtiyacınız yoktur diye düşünüyorum. Yine eğitimler ücretli tabii. 625 lira gibi bir eğitimlerin maliyeti var. Yine modern bir sistem olarak da şunu uygulamışlar. Her 3 yılda bir de güncelleyeceğiz bunu diyorlar. Hı-hı. Bu sabit bir liste. Bir defa aldın bu eğitimi devam etmeyeceksin diyor. Al her 3 yılda bu bilgilerini güncelleyeceğiz diyor. Evet, kişiye artılarını da şu yüzden sordum. Hani talep etmek isteyen varsa acaba neye göre? Yani bir itici güç talep edilebilirliği var mı? Ya da bilir kişi olmak ne gibi kazanımlar sağlıyor? Şu kazanımları da sağlıyor. Diyelim mesela münferit bir konuysa çok bilmiyorsanız bile o konuda sizin yoğunlaşmanızı, uzmanlaşmanızı size teknik anlamda da bir birikim ve beceri de sağlıyor bu uzmanlaşmalar. Evet, kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Süremizin de yaklaşık sonuna geldik. Son 1-2 dakikası içerisindeyiz. Evet. Bir saati nasıl geçireceğiz dedik ama çok önemli konuları da paylaştınız. Bizim unuttuğumuz, sizin eklemek istedikleriniz varsa buyurun ben efendim. Ben aslında şunu başlangıçta düşünmüştüm ama sonuna kaldı. Mali müşavirlerle ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Öyle tabii başlayayım ki diye düşünmüştüm. Şimdi biz muhasebeci mali müşavirler yaklaşık olarak 40'a yakın mevzuatı takip ediyoruz. 6 tane bakanlığa bilgi sunuyoruz. Her gün değişen teknolojilerden, internetten, sosyal medyadan, her türlü alandan etkileniyoruz. Gece yarıları ne kadar çalışıyoruz? Sizin de dostlarınız var. Muhasebeci biliyorsunuz. Evet. Şuradan ayın 16'sı, 17'sinden sonra çıkalım bu caddeden. 5. katlara, 4. katlara bakalım. Eğer akşam 9'da, 10'da, 11'de ışık yanıyorsa bilin ki meslek mensuplarının bürosu. Yani bu insanlar bütçede yer alan 611 milyarlık bütçenin 520 milyarı vergi gelirleri. Tamamı bunların bürolarında, bunların çalıştıkları firmalarda hazırladığı beyanname, bildirimlerle beraber ortaya konulan değerler. Bu çok önemli. Yine 15 milyon, 14 milyona yakın çalışan insanın, hepimizin, Bağkurların saydığımızda veya kamuyu çalıştığımız daha yüksek bir rakam. Onların işe girişi, çıkışı, özlük hakları, çalışma düzeyleri, bütün bunların hepsini bizlerin bürolarında yapıyor. Yani ekonomide görünmeyen bir kahraman gibi sürekli çalışıyorlar, sürekli bir şeyler yaratmaya çalışıyorlar. Yani mesela ben buradan örnek vereyim. Şimdi bizim burada kamerada var, kamera arkası var, işte yukarıda muhasebede çalışan var. Ama görüntüde sadece vizyoner olarak siz varsınız. Aslında muhasebecilik de böyle şey. Hep kameranın arkasında, ülkenin arkasında ama hep karınca gibi çalışan, üreten bir meslek grubu. Bunu şu anlamda söylemiyorum. Bir oda başkanı, bir meslek mensubu, bir muhasebeci olarak dünyanın merkezi biziz, her şeyi biz biliyoruz. Bir meslek şovenizme söylüyorum. Gerçekten hak ettiği için söylüyorum. Dolayısıyla ülkenin önemli bir değeri, önemli bir meslek grubu. Ama bakıyoruz çoğu zaman ücretlerini almakta, paralarını tahsil etmekte zorlanıyorlar. Bu da niye böyle? Aslında ben onu şöyle tahlil ediyorum. Bugün bu ülkeye matbaa 300 yıl sonra gelmiş. Evet. 1400'lerde Avrupalarda, 1700'lerde ülkemize gelmiş. Bugün ilk anayasa İngiltere'de 1215'lerde Magna Carta yayınlanmış. 1808'lerde, 1805'lerde senedi ittifak. Yani padişah ilk defa sınırsız olarak kayıtsız vergi koyma hakkına sınırı Osmanlı'da 1800'de 2. Mahmut döneminde getirmiş. 600 yıl sonra gelmiş. Mali müşavirlik mesleği Avrupa'da 1880'lerde başlamış. Ülkemizde 1990'da başlamış. 100 yıl geriden gelmişiz. Yani tabii ki biz 27 yıllık bir meslek grubuyuz. Ama bakın yaptığımız işler ama bunlar yani evet görünmeyen kahramanlarız. Çalışıyorlar. Kesinlikle. Bu zamanla yani ülkenin vergi alma şekli değiştiğinde ben altını çiziyorum. Biz bugün kolayını seçiyoruz. Biz bugün üretimden vergi almıyoruz. Biz bugün sermayeden vergi almıyoruz. Biz bugün tüketimden ve harcamadan vergi alıyoruz. Bu vergi anlayışıyla muhasebecinin fonksiyonu çok öne çıkmıyor. Yani dolaylı vergilerin, ÖTV'nin, KDV'nin bütçedeki payı %75. Ama bizlerin hazırladığı beyannamelerin bütçedeki payı %10'larda. Biz diyoruz ki ülkemiz için artık deniz bitti. Artık ÖTV'den, KDV'den, benzinden vergi alma dönemi geçti. Yani siz 1 litre benzin aldığınızda aynı ÖTV'yi ödüyorsunuz. Türkiye'nin en büyük sanayici iş adamı da 1 litre benzin aldığında aynı vergi ödüyor. Bu adaletsiz bir vergi. Kesinlikle. Bu kabul edilebilir vergi değil. Dolayısıyla ülkenin vergi alma biçimi değişince
Yani bizlerin hazırladığı beyannamelerden alınan vergilerin oranı bu toplumda arttıkça bu meslek örgütünün duruşu, değeri, anlayışı daha da hissedilecektir. Kesinlikle. Belki bugün hissedilmiyor ama ben söylüyorum bu meslek örgütü ciddi bir çalışmanın içerisinde onların emeğinin veya ücretlerinin tahsili konusunda veya çalışmalarının görülmesi konusunda kamuoyunun kısaca hani kanalınız aracılığıyla iletmek istedim. Duyarlı olmasını, bilinçlenmesini istedik, talep ettik evet, diye. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Ağzınıza sağlık. Dediğiniz gibi sizin mesleğinizden mensup arkadaşlarımız da var. Bazen plan yapacaksak bile onların mesai durumlarına göre özellikle ay sonları hiç görüşmüyoruz. Bu anlamda yoğunsunuz gerçekten. Rakamlar yani şahsım adına çok önemsediğim bir meslek grubu diyebilirim. İnşallah da daima var olmaya devam edebilir. Çünkü bugün bile paylaştığınız bilgiler aslında o kadar çok ışık tutucu ki dikkate alındığında birçok sorunun çözümü gibiler. Bu anlamda önemsiyoruz ve bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet efendim, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hatta aşmak üzereyiz ama hava durumunu da paylaşacağız efendim. Yeni haftaya yağışla başladık. Bugün biraz güneş açtı ama hava sıcaklıkları hala artmadı efendim. Bu anlamda montlarımızı çıkarmamaya gayret gösterelim. Kış halen kendini hissettirmeye devam ediyor. Güneşe aldanmayalım diyelim. Yarın sabah saatler 8'i gösterdi ve yeni günde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahmin Stüdyosu'ndan hepinize iyi günler diliyoruz. Gelin zaman kaybetmeyelim. Salı gününün tahminleriyle bugünkü videomuza başlangıç yapalım. Yurdun çok büyük bir bölümünde gece ve sabah saatlerinde sis beklentimiz var. Özellikle iç ve batı kesimleri kapsayan alanda. Gelelim doğu kesimlere. Özellikle yurdun kuzeydoğusunda yani Orta ve Doğu Karadeniz'de bir daha Ardahan çevrelerinde yağış var. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve büyük ölçüde kar şeklinde gerçekleşecek. Özellikle Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmurun kuvvetli şekilde düşeceğini tahmin ediyoruz. Hazırlıklı olunmalı diyelim. Diğer bir önemli meteorolojik parametre ise yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli rüzgarın yer yer 40-50 kilometreye varan hızda esecek olması. Hangi bölgeler daha detaylandıralım? İç Anadolu bölgesinin doğusu, Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyindeki iller ve genel itibariyle Doğu Karadeniz'de kuzeyli rüzgar etkili, tekrarlayalım. Sıcaklık detaylarına gelecek olursak kuzey kesimlerde bir yükseliş var, diğer yerlerde sabit. Mevsim normalleri ve civarına doğru biraz olsun yükselecek çarşamba gününün gelişiyle beraber. Çarşamba günü detaylandıralım. Kuzey kesimlerde bir gün önce yani salı günü meydana gelecek olan yükseliş çarşamba gününün gelişiyle yurt geneline sirayet edecek. Genel itibariyle yağış yok. Az bulutlu hava hakim fakat sis ve pus beklentisi gece ve sabah saatlerinde gerçekleşecek olan sis ve pus beklentisi doğuya doğru da hareket ediyor. Yani yurdun hemen hemen tamamında gece ve sabah saatlerinde pus bekleniyor, daha ötesi sis bekleniyor, hazırlıklı olunmalı. Sıcaklıktan bahsettik, mevsim normalleri ve civarında. Batıda mevsim normallerinde, doğuda biraz daha altında olacak. Ve hemen perşembe günüyle devam edelim. Perşembe günde çok önemli bir değişiklik yok. Yurdun çok büyük bir bölümünde sis beklentimiz var gece ve sabah saatlerinde. Ve az bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıksa batıda mevsim normallerinde, doğuda biraz da olsa altında. Gelelim üç büyük ilimize. İstanbul'da önümüzdeki 3 günlük periyotta parçalı az bulutlu hava hakim. Gece sıcaklıkları 12-13 derece civarında. Gündüz sıcaklıkları ise 22-23 derece civarında seyredecek. Gelelim başkenti Ankara'ya. Salı günü yani pazartesi gecesini salı sabahına bağlayan saatlerde sis beklentimiz var. Çarşamba ve perşembe günü ise az bulutlu hava hakim olacak. Gece sıcaklıkları 6-9 derece arasında seyredecek. Gündüz sıcaklıkları ise kademeli olarak 18 dereceden 22 dereceye kadar yükselecek. Son olarak İzmir'le devam edelim. İzmir'de az bulutlu hava hakim önümüzdeki 3 günlük periyotta. Gece saatlerinde sıcaklık 15-16 dereceyi bulacak. Gündüz saatlerinde ise 28-29 derece bandında ölçülecek. Önemli olan salı günü yurdun genel itibariyle doğu kesimlerinde kuzeyli rüzgarın etkili olacağı, Rize'de Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur beklentimiz var ve sıcaklıkta değişmeler var. Ayrıca önümüzdeki 3 günlük periyotta yurdun çok büyük bir bölümünde gece ve sabah saatlerinde sis bekleniyor. Eğer bulunduğunuz ille ilgili daha detaylı ve en güncel tahminlere ulaşmak istiyorsanız lütfen mgm.gov.tr'yi ya da Meteorolojinin Sesi Radyosu'nu takip edin. Hoşçakalın.